Radyo Spor'dan herkese günaydın, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Mart 2021 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz 7.07'yi göstermekte. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Gündeme dünkü Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla başlayacağım ama tabii ki çok farklı konu maddelerimiz de olacak bugünkü program içinde. Dün tabii ki spor gündemini takip ettiyseniz konuşulacak birçok konu olduğunu da elbette farkındasınızdır. Eğer takip etmediyseniz de program içinde hepsine yer vereceğimizi söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu revanş karşılaşmaları oynandı. Liverpool Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Toplamda 4-0'la çeyrek finale yükselen taraf oldu. Bu karşılaşmada tıpkı ilk maç gibi Budapeşte de oynandı. Liverpool'un uğurlu sahası, uğurlu şehri oldu bir anlamda. 2021'de çünkü özellikle iç sahada Anfield'da çok kötü maçlar oynadı. Liverpool 6 maçtır kaybediyor ama şimdi Budapeşte de ev sahibi olduğu maçta Leipzig'i 2-0'la geçmeyi başardılar. Goller 70'te Muhammed Salah ve 74'te Sadio Mane'den geldi. Diğer maç orada asıl Barcelona'nın sürpriz yapar mı yapamaz mı bu tartışılıyordu. Çünkü zamanında 4-0'dan geri dönmeyi başarmış bir takım var. Sonuçta 6-1 ile Paris Saint-Germain'i elemişlerdi. Fakat bu sefer öyle olmadı. Çünkü ilk maçı evinde farklı kaybetmişti Barcelona 4-1 ile. Bu maç deplasmanda oynandı. Ve 31'de Mbappe penaltıdan Paris Saint-Germain'i 1-0 öne geçirdi. Sonrasında Barcelona umutlandı. 37'de Messi'nin çok şık bir golü ceza sahası dışından adeta bir füze yolladı. Keylor Navas maçın en iyilerinden biri tartışmasız burada. Çaresiz hissetti kendini, golü önleyemedi. Ve 45 artı 3'te Barcelona penaltı kazandı. Messi topun başına geçti ve hani attığı gol ne kadar muhteşemse kullandığı penaltı da bir o kadar kötüydü. Köşeye vuramadı, sert vurmaya çalıştı. Navas da köşeye doğru tahmin edince penaltıyı kurtardı. Ve Barcelona'nın umutları adeta o dakikada sona erdi. Çünkü devre 2-1 ile gidilse Paris Saint-Germain baskıyı üzerinde daha fazla hissedecekti. Barcelona daha özgüvenli olacaktı. İkinci yarıda bu penaltının kaçmasıyla aslında gidişat belli oldu. İkinci yarıda gol olmadı. Barcelona yine pozisyonlara girdi ama başarılı olamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Tabii bu vedayla birlikte bir gün önce de Ronaldo'nun tabii Juventus'a vedası. En son 2004-2005 sezonunda çeyrek finalde Lionel Messi ve Ronaldo aynı anda forma giyememişler. Yavaş yavaş da yaşlandığımızı gösteren gelişmelerden biri. Çok çok uzun yıllar geçmiş Messi ve Ronaldo'suz bir çeyrek final için ve bundan sonra da sık sık artık bu tabloyla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. İngiltere Premier Lig'de dün erteleme diyeceğim ama erteleme maçı da değildi. Dün Ali abi bir şeyler anlatmaya çalıştı. 33. hafta mücadelesi. Anlatmaya çalıştı mı? Teşekkür ediyorum. Evet. Anlatamadı diyorsun. Hayır. Anlatmaya çalıştı, yok, olmadı. Yok, sen güzel anlatmışsındır büyük ihtimalle. Ben oraları dinlemek istemedim. Kulağımı kapattım çünkü anlamıyorum. Çünkü çok değişik İngiltere'de. Bir 33. hafta oynanıyor. Bir 25'e geri dönüyorlar. 28'e gidiyorlar falan derken kafam iyice karıştı. Dün işte bir maç oynandı Premier Lig'de. Manchester City Southampton'ı konuk etti. 21'de başladı mücadele. İlk bölümünü ben de takip ettim. Kevin De Bruyne City'yi öne geçirdi. Sonrasında tabii çok gollü bir karşılaşma oldu. 5-2 kazandı City. Riyad Mahrez 2 gol kaydetti. İlk golü gerçekten güzel bir plaseydi ceza sahası dışından. İlkay yine golünü attı. Kevin De Bruyne'nin de 2 golü var toplamda. 5-2 ile City galip gelmesini. Bir de onlar da United'a yenilmişlerdi. Bu galibiyetle tekrar işler rayına oturmuş gözüküyor. Onu söylemek lazım. La Liga'da Atletico Madrid, Atletico Bilbao'yu 2-1 mağlup etti. Simeone de bu galibiyetle Atletico Madrid tarihinin en çok galibiyet alan teknik direktörü unvanını eline geçirdi. Ve ligde de tabii liderlik sürüyor. En yakın rakibi Barcelona'ya 6 puan fark attı Atletico Madrid ve bitime 12 hafta var. Real Madrid'de de puan farkı 8. Sevilla 4. sırada, onlarla da 14 puanlık bir fark var ki 5 maça tekabül ediyor. Yani Atletico'nun artık tabii buradan Şampiyonlar Ligi garanti gibi, zaten amaçları Şampiyonlar Ligi'ne sadece katılmak değil. Çünkü yıllardır bunu yapıyorlar. Şampiyonluk, şampiyonluk için mücadele edecekler. Bundesliga'da da Bielefeld 0, Werder Bremen 2 sonucu alındı.
Şimdi geçelim ülkemizdeki gündem hızlıca. Belanda dünün en çok konuşulan konusu tartışmasız. Galatasaray yönetimi sürpriz bir kararla Younes Belanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeplerle feshedildiğini açıkladı gün içerisinde. Öncesinde haberler çıkmıştı. Bu konu tabii ki bayağı bir ses getirdi. Galatasaray cephesi kendini çok haklı görüyor bu fesih konusunda. Belanda'nın son Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamanın çevirisi, Fransızca çevirisi yemini tercümana yaptırdı. Onu paylaştılar ve böyle bir karar alındı. Belanda cephesi ise tabii ki onlar da sözleşmenin haksız gerekçelerle feshedildiğini düşünüyor. Menajeri dün Ajans Spor'da konuştu, farklı kaynaklara da konuştu. Onlar da kendilerinden emin işin FIFA'lık olacağı, hatta Galatasaray'ın tazminat bile ödeyebileceğine dair haberler var. Ters haberler de olacak elbette süreçinde. Biz de gün içerisinde az sonra hatta bu konuyla ilgili konuşacağız, değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de Pelkas'tan iyi haber geldi, onu söylemek lazım. Hafta sonu forma giyebileceğini açıkladı Yunan futbolcu. Beşiktaş'tan ise bir kötü haber verelim. Aslında alıştık. Gökhan Töre yine sakatlandı. Bir süre takımla birlikte çalışamayacak o da. Ve son bir haber teknik direktör değişimleriyle alakalı olarak Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la anlaştıklarını açıkladı. Farklı isimler gündeme gelmişti. Alex başta olmak üzere ama sonunda Yeni Malatyaspor yönetimi de İrfan Buz'da karar kıldı. 7-18 saatlerimiz, Şampiyonlar Ligi ile başlayacağız. Dünkü karşılaşmaları hızlıca kısaca değerlendireceğiz. Liverpool-Leipzig 2-0. Liverpool için yani çok zor bir karşılaşma olmadı. Maçın başında da pozisyonlara girmişlerdi ama ikinci yarıda çözdüler işi. Sörloth Leipzig'de devre arası oyuna girdi. O da net bir gol pozisyonundan yararlanamadı maç içinde ama Liverpool turun geneline baktığımızda çok da fazla zorlanmadan turu geçti. Diğer tarafta da bir mucize bekliyorduk. Tabii olabilecekse bu. Barcelona'dan ilk maçı 4-1 kaybetmişlerdi evlerinde. Ve ikinci maçta tabii ki ufak çaplı bir mucizeye ihtiyaçları vardı. Bir yere kadar da getirdiler. Devre sonunda Messi'nin penaltısı girse belki ikinci yarı çok farklı bir şey konuşabilirdik. Çünkü Paris Saint-Germain'de topa çok fazla sahip olmayı istemedi bu karşılaşmada. Barcelona'nın bir baskısı vardı. Pozisyonlara da girmişti ama o penaltı kaçınca Barcelona'nın da ivmesi durdu diyebiliriz ikinci yarı ve bu beraberlik ve sonunda da turdan oldu Barcelona. Kaçınılmaz oldu Ali abi. Barcelona ile başlamak gerekirse dün karşılaşma sonunda yapılan yorumlar senin arada söylediğin yorumlardı. İşte Ronaldo ve Messi ikisi beraber en son 2005'te yoklarmış çeyrek finalde. Dolayısıyla senin bir gün önce yine söylediğine gönderme oldu. Devirleri bitiyor mu? Genel olarak konuşulan buydu. Messi Ronaldo tabii futbolun en büyük iki starı. Şu an oynayan, aktif olan. Dolayısıyla onların başarıları da, başarısızlıkları da fazlasıyla gündeme geliyor. Dün dile getirmiştik. O da şuydu. Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım iç sahada 3 farklı kaybettikten sonra turu geçmeyi başaramamış. Dolayısıyla hakikaten Barcelona'nın olağanüstü bir geceye ihtiyacı vardı. Messi de penaltıyı kaçırınca ben de yattım açıkçası. Yani 2-1 olmasını tabii o an çok istiyordum. Çünkü 2-1 olsa ikinci yarı başka bir olay olabilirdi. Heyecanlı bir maç olabilirdi. Ama 1-1 bitince tabii ikinci yarı iş zaten çok zordu. Neredeyse imkansız hale geldi penaltının kaçmasıyla beraber. Dolayısıyla tabii ki Paris Saint-Germain'in de hani ilk maçta 4-1'den sonra turu vermemesi gerekiyordu. Artık Paris Saint-Germain'in de kalitesini, büyüklüğünü, harcadığı parayı, elindeki yıldızları düşünürsen böyle bir şey olmaması lazım. Hani bazen işler iyi gider. Yenersin Barcelona'yı, Real Madrid'i. Ondan sonra seni rövanşta dümdüz eder. Öyle olmaması gerekir. Bir kere Paris Saint-Germain'in başına geldi bu. İkinci kez gelirse ona da yazık demek gerekir. Hani o kadar milyonlarca euro harcıyorsun. Dünyanın en büyük starlarının peşindesin. Öyle bir şey olmaması lazımdı. Neticede dün hem Liverpool'un hem de Paris Saint-Germain'in turu geçmesi son derece normal. Bununla beraber tabii ilginç istatistikler de çıkıyor. Mesela 14 yıl olmuş. Barcelona ilk kez çeyrek finale kalamamış Şampiyonlar Ligi'nde. Barcelona bu sene çok konuşuldu, çok tartışıldı. İşte Koeman'ın gelişi, sezon içerisinde yaşananlar, başkanın düştüğü durum, seçim, Messi transferi,
takım içinde yaşananlar hakikaten kaotik bir yıl geçirdiler. Dün Koeman maç sonunda olumlu pozitif konuşmuş. Çok yetenekli, çok genç oyuncularımız var. Hani Messi'nin takımın geleceğini iyi görmek dışında bir bence şey yok demiş. Nasıl söyleyeyim sana, tam cümleyi kuramadım da. Hani olumlu bakması gerekiyor Barcelona'nın geleceğine. Çünkü böyle değerlerimiz var. Bakalım oradaki gelişmeler nasıl olacak? Messi kalacak mı? Barcelona bu işte gençler üzerinden mi gidecek? Yoksa yine kesenin ağzını açmaya çalışacak mı bu kadar ekonomik darboğazda yeni başkanla beraber? Bunların hepsi izlemesi ilginç konular olacak. Paris Saint-Germain açısından tabii geçtiğimiz sezon final, bu sezon Barcelona'yı elediler. Dün biraz yine bahsettik. Hani Manchester City ve Bayern Münih dışında şu an onlara yakın bir takım gözükmüyor. Yine finale kadar onlarla karşılaşmazlarsa bir şansları var tabii ki. Ama hani bu takımın da işte dün izliyorsun, maç 1-1, 2-1 olsa hakikaten yine böyle strese girebileceği, yine sıkıntı yaşayabileceği belli anlar gözüküyor. Hala tam anlamıyla böyle seni ikna eden bir takım değil Paris Saint-Germain. Neymar yavaş yavaş dönecek. Neymar'a da ihtiyaçları var işin hücum tarafında. Dolayısıyla dünkü sonuçlar normal diye düşünüyorum ben. Mbappe de en genç futbolcu oldu. 25 gole ulaşan Messi'nin rekorunu kırdı. Bunu da söyleyelim. Mbappe gerçi penaltıdan golü kaydetti. 22 yaş 80 günle bu rekoru kırdı. Messi'nin 22 yaş 286 gün. Tabii Haaland orada hemen önümüzdeki sezon çok büyük ihtimalle, belki bu sezon bilemiyorum. Bu sezon bile ihtimali var. 20 oldu çünkü. 25 çeyrek finalden sonra 5 gol kolay değil. Ama Haaland'ın bu rekoru kırması işten bile değil. Gerçi şöyle bir durum var. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde olur mu? Haaland hani Dortmund'da kalırsa, Dortmund Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa, hani belki dersin ki transfer olabilir büyük bir takıma. Senin de gözüne çarpmıştır. Formatı değiştiriyorlar. Büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'nde. Daha çok maç. 36 takım. Bu arada Edwin Van Sar'mış. Van der Sar. Van der Sar. Yeni formatın arkasındaki isim. Onun şeyleri çıktı, haberleri çıktı. Ajax'ın şu an CEO'su. O planlamış, o düşünmüş böyle bir sistemi. Ama sistem zaten eski bir sistemdi ama. Şey gibi değil. Ben iki gruba bölünecek diye biliyordum. Öyle değilmiş. 36 takım, bir takım grupta 10 maç oynuyor. Öyle bir sistem. Yok, biliyorum sistemin ne olduğunu. Ha. Ama bunun arkasındaki beyin Van der Sar değildir. Formatı ayarlayan değildir en azından. Bu formatın oynanmasını sağlayacak olan ya da bu öneriyi ortaya atandır diye tahmin ediyorum ben. İşte öneriyi ortaya atan. Yani bu şey, bu şekilde bulmadı. Olsun. Hani formatı o buldu, onu bilmiyorum. O buldu mu, o bulmadı mı, ama değil, çünkü o eski, tamam, bir format. O dediğini önermiş olabilir. Doğru, önermiş olabilir o formatı. Herhalde o da şeye çıkacak. Gün yüzüne çıkacak. O yüzden belli olmuyor seneye kim olacak, kim olmayacak. Bunun dışında dünkü maçla ilgili olarak bir enteresan istatistik daha var. İlk yarıda 21 şut atılmış Mert. Bu da Real Madrid Paris Saint Germain maçından beri ilk yarısında en fazla şut atılan Şampiyonlar Ligi maçı olmuş. 21 şut ilk yarıda hakikaten bayağı yüksek bir rakam. Evet, şimdi az önce de Liverpool Leipzig maçının istatistikleri geldi ekrana. Hani takımlar, hani Liverpool 115 kilometre mesafe kat etmiş. Leipzig 117,5 neredeyse. Yine hani bu iki takıma, hani Leipzig koşar ama Liverpool'da en az onlar kadar cevap vermiş. Evet, cevap vermiş. Onların da tabii sezonu değiştirme adına önemli bir karşılaşma. Liverpool'da genelde hani iki kulvarı aynı anda götürmek çok olmuyor. Ligi şimdi götüremiyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı bir görüntüdeler. En azından burada gol yemeden Leipzig gibi bir takımdan turu geçmeyi başardılar. Bundan sonra korkulur bence Liverpool'dan. Hani ligde ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı bir görüntü ve işin sonu İstanbul ya. Yani 2005'teki gibi bir süreç olur mu diye düşünüyor ki o dönemde de Messi Ronaldo'nun işte çeyrek finalde olmadığı sene İstanbul olması da öyle bir detayda yine dün paylaşılmış. Ama yine de ligde de iyi gitmeleri gerekmez mi? Moral olarak, özgüven olarak. Çünkü ligde üst üste mağlubiyetleri aldığın zaman kabul etmek gerekir ki kırılgan bir takım haline geliyorsun. O yüzden ben ikisinin de özellikle lig performansının da belli bir seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. Hani şu an tabii şampiyon olamayacaklar. Orası kesin. İlk dört yarışını zorlayacak Liverpool. Benim beklentim milli ara sonrası iyi bir Liverpool. Milli aranın Liverpool'lu oyunculara iyi geleceğini düşünüyorum.
İşte milli takıma gidecekler. Biraz o hava dağılacak. Biraz daha olaylar sakinleyecek. Eğer bir sakatlık olmazsa dönüşte daha iyi bir Liverpool bekliyorum ben. Biraz sanki Liverpool'lu oyuncuların böyle bir araya, bir takımdan uzaklaşmaya ihtiyaçları var gibi. Bazıları için söylüyorum tabii bunu. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde sonuçta bu takım çok kısa süre içerisinde, hani son 3 sezonda bir kere final oynadı, bir kere kupayı kazandı. O kadar önemli bir takım. O takımın da ağırlığı duruyor. Dolayısıyla Liverpool'u hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Ancak ben yine de hani lig performansının da Şampiyonlar Ligi'ni direkt etkilediğini düşünenlerdenim. Sen Süper Lig'de de benzer şeyleri söylüyorsun genelde. Hani Avrupa Lig, Kupa, hani Kupa'da kazanma alışkanlığından bahsediyorsun. Hani haklılık payın tabii ki çok yüksek ama Liverpool'da zamanında çok farklı bir noktada olduğunu gösterdi bu konuda. 2005'te mesela Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken ligde iyiler miydi? Eminim ki değillerdi. Değil tabii, bir de final oynadılar biliyorsun. Benitez'de sonra bir de finalde 2007'de de tabii, finalleri finalde var. Kaybettiler. Evet. Orada da, orada ligde daha da kötülerdi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bunlar olabiliyor. Hani ligi kazandıklarında geçen Şampiyonlar Ligi'ne elenmişlerdi. Şampiyonlar Ligi kazandıklarında ligi sonuna kadar götürememişlerdi. Yani şampiyon olmuşlardı en azından. Evet. Liverpool olunca iş, ben o yüzden dedim, yoksa İşte bir de dediğin tabii kimle haklılık payı var. karşılaşacaksın? Hani kime denk geleceksin? Şimdi mesela Barcelona şanssız, kabul etmek lazım. Paris Saint-Germain'le oynadı bu turda. Kura şansı daha çok Liverpool'un yanındaydı. Hani kimi tercih edersin şimdi? Tamam, Leipzig iyi bir takım olur ama Paris Saint-Germain tercih etmezsin. Ama bak, şansı da Neymar'sız Paris Saint-Germain'e Denk eşleşti. gelmesi. Evet. Yani iki maçta da oynayamadı Neymar. Onu da unutmayalım. Hani Mbappe de tamam çok büyük yıldız ama Neymar'la Mbappe'nin aynı anda olduğu bir düzende daha da zor bir işi var onun. O yüzden hani belki öyle bir Bakalım. şans da Dediğim gibi olabilir. Liverpool'un üzerine çizmek mümkün değil. Evet, 7.28. Şimdi reklama gidelim. Reklamdan sonra Belanda mevzusuyla buradayız. 7.35 saatlerimiz. Şimdi Belanda konusuna geçebiliriz. Galatasaray dün öğlen saatlerinde, tam olarak da saati vereyim, 13.05'te resmi sitesinden bir açıklama yayınladı ve başlığı da şu: profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Açıklama da çok uzun değil, ben onu da okuyayım istiyorum. İşte profesyonel futbolcu Belhanda ile Galatasaray arasındaki 2017 tarihli transfer sözleşmesi, Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası beIN Sports ile yapmış olduğu röportajda kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle Belanda'nın sözleşmesi FIFA'nın şu 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 talimatı uyarınca dün işte tarihten itibaren derhal tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sonrasında Twitter'dan da bu yemini tercüman metnini paylaştılar ki açıklamanın içinde de bu var. Ve karar tabii birçok yerde şok etkisi yarattı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Hani bir ceza, para cezası düşünülebilirdi ki haklı da sebebi vardı bence Galatasaray yönetiminin, ama işi bu noktaya vardırması, tek taraflı bir sözleşme fesine gitmiş olması bence normal değil Galatasaray'ın, deyip pası atayım, sonra karşılıklı konuşuruz tabii. Bence normal değil derken? Normal değil yani, şimdi böyle bir açıklama üstüne direkt sözleşmeyi tek taraflı bir de feshetmek. Yani bir de haklı gerekçeler sunmuşlar. Daha önce de iç işte bir sürü maddeye uymadığı söyleniyor Belanda'nın. Neymiş bunlar? Onları bir öğrensek. Mesela dün Deha bir haber yapıyor. Serhan Türk, Galatasaray yönetimine de çok yakın bir isim, özellikle Abdurrahim Albayrak. Şöyle demiş haberde, hani perde arkasında neler var? Belanda neden üstü çizildi? İlki, tüm takım ücret indirimine giderken Belanda'nın gitmek istememesi. Ki hatırla, Mustafa Cengiz'in ne halt dediklerini anlatacağım, iki futbolcunun dediği isimlerden biri Belanda'ydı. Diğeri de Feghouli'ydi. Feghouli hala devam ediyor Galatasaray'da. İkincisi, alacakları için FIFA'ya gitmesi demiş haberde. Bu da gayet normal değil mi? Sonuçta birçok futbolcu zamanda tahsil edemiyorsa, ki eminim bu 3 yıllık süre içinde 2-3 ay geçtiği halde bile Belanda haklı gerekçelerle feshedebilecekken etmemiştir. Bu herhalde yaşanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman zamanında ödenmiyor. Üçüncüsü de devre arası yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde düşük maaşı kabul etmeyip teklif elini tersiyle etmesi. Ve son işte Sivas maçındaki açıklaması da bardağı taşıran son damla olmuş. Ama bardak dolmamış olması gerekiyor zaten. Bu yaptıkları bence çok anormal şeyler değil ve gidip bunu FIFA'da anlatamazsınız.
Yani bunlar yaşandı eğer gerçekten gerekçeler buysa. Üstüne bir de bu açıklamayı yaptı. Biz sözleşmeyi tek taraflı ve haklı feshettik. Buna gülerler. Kusura bakmasınlar. Şimdi bence Galatasaray yönetiminin yaşadığı en büyük çelişki şu. Belhanda'nın gönderilme açıklamasında daha önce sürekli olarak iç disiplin yönetmeliğini ihlal ettiği ve senin dediğin gibi bu son Sivasspor açıklamalarının bardağı taşıran son damla olduğu anlaşılıyor. Buraya kadar hemfikir miyiz? Hı hı. Peki siz o zaman böyle bir oyuncuyla neden sözleşme yenilemeye çalışıyorsunuz? Bir kere en büyük çelişki bu Galatasaray'ın yaşadığı. Onu da şey diyecekler. Biz öyle nabız yokladık falan diyecekler. Hayır, resmi yoklamadık. Bir şey şimdi sen yok diyecekler. Abdurrahman Bayrağı yakın kaynağın verdiği haberin 3. maddesi de. Tabii o direkt yani. Zaten bayağıdır da konuşuldu bu. Biz de yaptık haberini. Aynen. Belanda şimdi sözleşme konusu. Sen adamla masadasın. Tabii öyle. Masada oturuyorsun. Eğer bir oyuncu artık kulüpten ayrılması son hareketine bakıyorsa o oyuncunun üzerine çoktan çizilmesi lazım. Bir de o oyuncunun zaten sözleşmesi de sona eriyor. Hani şimdi oyuncu problemlidir, disiplinsizdir ama 3 sene daha sözleşmesi vardır. Of dersin, nasıl kurtulacağım? Bu adamdan nasıl kurtulabilirim? Öyle de değil. 3 ay kalmış Belhanda'nın sözleşmesinin bitmesine. Şimdi bana sorarsan en büyük çelişki bu Galatasaray'ın yaşadığı. Bardağı taşıran son damla. Peki bardağı taşıran son damla kabul. Peki neden masadasınız adamla? Neden görüşüyorsunuz? Bir de görüştüğünüz oyuncuyla yapacağınız sözleşme bir yıllık mı olacak? Yok. 2+1 minimum. Tabii, ben sana söyleyeyim. Minimum 2+1 olacak. Yani sen böyle bir adamı en az 2 sene daha, hatta bir senesi de opsiyonlu olarak kulübün içinde tutmaya devam edeceksin. O zaman sorarlar. Bu çok büyük bir çelişki Galatasaray'ın kendi içinde yaşadığı. Bir başka çelişkiyi de ben söyleyeyim. Dün biliyorsun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da basın mensuplarıyla buluştu. Barış abi de oradaydı, hatta kahvaltı organizasyonu vardı. Orada tabii birçok konu var konuştu ama bu zemin konusu. Tabii ki bakan da geçen gün açıklama yapmıştı yaptırımlar uygulanacak diye. Şöyle diyor cümlesinin sonunda, buraya yazmışım. Kimsenin Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde zarar verme ve yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum demiş zeminlerle ilgili. Galatasaray'ın zemini, imajını zedeledi mi Galatasaray'ın? Hani Belhanda'nın maç sonu açıklaması mı daha çok zedelemiştir Galatasaray'ın imajını, yoksa stattaki o görüntü mü daha çok zedelemiştir? Evet. Yani bu da bir çelişki bana kalırsa. Sorunun da cevabı belli. Bir tık öncesine dönüyorum senin söylediklerinle alakalı olarak. Sen ne dedin? FIFA'ya bunu anlatamazsın. Tabii. Ne Galatasaray diyeceksin? Yönetimi zaten bunu FIFA'ya anlatmayacak. Galatasaray yönetiminin bu kadar cesur bir karar almasının sebebi Belhanda'nın 3 aylık daha maaşını her şartta ödeyecek olmaları. Şimdi Belhanda'nın kontratı bir yıl daha olsaydı Belhanda ile ilgili bugün sıfır sorun vardı. Çünkü o bir yılı daha böyle bir iptalde ödemek zorundaydın. Anlatamayacağın için. Şartları birebir aynı yapalım. Belhanda'nın +1 yıllık sözleşmesi olsun. O zaman bu karar alınmayacaktı. Aha. Ben bunu adım gibi eminim. Feguli de olsaydı mesela, atıyorum onu bir evet, yıllık sözleşmesi. Herhangi bir oyuncu da. Ama 3 ay kalınca Galatasaray yönetimi şimdi 3 aylık Belhanda'nın maaşını karşılayabilirim diye düşünüyor. Bu beni çok zorlamaz diye düşünüyor ve o kararı cesaretle şimdi alıyor. Bu da bir başka soru işareti. Gelelim Belhanda'nın açıklamalarına. Gelelim. Onunla da ilgili tercüman, Yemini tercüman tek tek paylaşmış. Ben tabii dinlediğimde bu kadar Fransızcam o kadar da iyi değil. Her söyleneni anlamıyorum bir kere. Okuduk tek tek. Senin de önünde açık mı bilmiyorum ama okuyayım mı ben ne dediğini Belhanda'nın? Okuyabilirsin. Belki ben dün okudum. Etrik'te de okudum. Sen de oku. Evet. Zemin soruluyor tabii Belhanda'ya. Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen, sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil demiş Belhanda. Tabii böyle okuyunca çok hakarete varan bir açıklama ben görmüyorum. Ama vücut dili mesela Belhanda'nın da orada haksız olduğu nokta, bunu söylerken ki sinirli ve agresifti. Evet, çok agresifti.
Yani burada melek gibi gözüküyor. Ne güzel söylemiş. Yapıcı bir eleştiri gibi gözüküyor metinden okuyunca. Ben de biraz naif okuyorum. Belanda gibi okumuyorum. Ama Belanda'nın da kesinlikle bence bu olay nedeniyle ceza alması da gerekiyordu. Çok da anormal değildir. Yani bu eleştiri yapılabilir. Fatih Terim de eleştirdi ama onun üslubu çok daha farklıydı. Belanda'nın üslubu cezayı gerektirecek bir üslup da onu da es geçmeyelim. Evet. Bu da zaten Belhanda profilini 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkaran bir durum değil mi? Belhanda 2017 yılında geldi. 4. sezonu Galatasaray'da. 10 milyon euro verildi. Beklenti çok daha farklıydı. Böyle bir hani maestro 10 numara. Snyder sonrası geldiği için. Goller atan bir oyuncu. Hı hı. Ama Belhanda'nın futbolunu o olmadığı zamanla bazıları tarafından anlaşıldı. Bazıları tarafından anlaşılamadı. Belhanda da neden Belhanda olduğunu zaten Galatasaray öncesi kariyerinde de gösteriyordu. Yetenekleriyle ilgili sıkıntı olmayan ama o yeteneklerini sahaya yansıtmakta, onu sürekli hale getirmekte problem yaşayan bir oyuncu. Belhanda gibi onlarca oyuncu var. Belki yüzlerce oyuncu var. Çok yetenekli ama agresif, kendini futbola veremiyor. Konsantrasyonu çabuk düşüyor. Yetenekli olduğunu bilmesine rağmen daha fazlasını istemiyor. Yeterli görüyor. Bunlar hep Belhanda gibi bir sürü oyuncu gördük biz bugüne kadar. Belhanda da öyle bir profil. Belhanda bu yeteneklerle neden Dinamo Kiev'e gitti? Neden daha büyük bir transfer yapamadı? Neden başka takımlar dikkatini çekmedi? Neden yolu Türkiye'ye düştü? İşte bu sebeplerden dolayı. Ama bize geldiği anda az önce saydığım sebeplerle beklenti çok yüksekti. Sonra bazıları anladı. Belhanda öyle bir oyuncu değil. Belhanda iyi bir merkez orta saha oyuncusu. Gol de atabiliyor. İyi paslar da verebiliyor. Ama takımı alıp bir sezon boyunca taşıyacak, o liderliği gösterecek bir profil değil Belhanda. İyi bir merkez orta saha oyuncusu ve Fatih Terim'in de tuttuğu bir oyuncuydu. Çok. Fatih Terim'in de beğendiği bir oyuncuydu Belhanda. O yüzden de bana sorarsan bu kadar uzun süre Galatasaray'da kaldı. İlk sezon iki sarı kart, kırmızı kart. İkinci sezon bir kırmızı kart. Sonraki sezon bir kırmızı kart. İlk sezon 30 maç oynamış. Sonra 24 maç oynamış. Bunlar lig rakamları. Sonra yine 23-24 maç oynamış. Böyle bir şey var Galatasaray'daki hani gidişatı var Belhanda'nın. Ama genel anlamda Galatasaray taraftarları neden memnun değil? Çünkü skora az katkı veriyor beklentiye oranlarsan. Bunun yanında daha fazla rahatsız eden taraf Galatasaraylı taraftarları, Belhanda için söylüyorum bunu tabii ki, vurdum duymaz tavrı. Bazı karşılaşmalarda mücadeleden kaçması, kaçıyor gibi gözükmesi, çok umurunda değilmiş gibi gözükmesi. Hani takım mücadele ederken Belhanda eli belinde ya da hani önemli değil o havada olması Galatasaraylı bazı taraftarları çıldırtıyordu. O yüzden de maaşını da hesaba katarak bir istenmeyen adam tablosu vardı. Yalnız dünkü olaydan sonra genel olarak söylüyorum bunu. Herkesin düşüncesi değildir. Genelleyerek konuşuyorum şu an. Belhanda'yı sevmeyenler bile yönetimin bu tavrını ve aldığı kararı eleştirmiş. Şunu diyorlar. Hani zaten parasını vereceksin. Bu belli. Az önce söylediğim sebeplerle. Bunu FIFA'da anlatman mümkün değil. FIFA gitse Belhanda, FIFA'lık olsalar alır. Ben ama Galatasaray yönetiminin para vermeyi düşündüğünü zannetmiyorum bu arada. Sen hani göze almış diyorsun. Bence kesin. Yani oradan kaçışları yok. Bence de yok ama onu düşünerek yani biz kalan 3 aylık maaşı da vermeyiz bu fesihle diye düşünmüyorlar bana kalırsa. Ha yani tamam hadi sen öyle diyelim. Bence öyle değil. Hı hı. Ama normal şartlarda Galatasaraylı işte genelleyerek söylüyorum gene. Ya bu adam bize sezonun kalan 12-13 maçında fayda sağlar mıydı? Belli bir fayda sağlardı. Dolayısıyla böyle bir hareket yaptıysa sözleşme uzatma görüşmelerini kes. Kadronu da tut. Gelecek sene artık takımda tutma ama faydalan ondan sonra da yol ver. Düşünce bu şekildeydi. Gelinen noktada Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte Belhanda'ya ihtiyacı olur mu? Olabilir. Olur futbol bir de bu. Merkez ortası en sorunlu bölgesi yani bir türlü bu. Oturtamadı orayı. Hani şu an gene bir şekilde çözüyorsun. Hı hı. Etobo'yla, Getson Fernandes'le orada oynayabilecek Ömer Bayram'la, Emre'siyle zaman zaman Feghouli'yi çekiyor oraya. Çözebiliyorsun bir şekilde. Yok gider sezon sonuna kadar bir şekilde. Aynen. Boş ama kalacak hali yok. Futbol bu işte olabiliyor. Çünkü işte Ömer Bayram zaman zaman sol bek oynadı. Feghouli'nin asıl yeri orası değil. Belki sağ önde Galatasaray sıkıntı çekecek. Feghouli tek alternatif kalacak. Yani bunlar futbolun içinde var. Neticede
Galatasaray yönetimi tabii zaten açıklama bile enteresan. Haklı gerekçeyle diyor Galatasaray. Yani kime göre, neye göre? Evet. Biz de öğrenelim orada, neymiş haklı gerekçemiz. Orada çok büyük bir yönlendirme var. Galatasaray taraftarının yönlendirme var. Yiyen çok yok ama hani istediği kadar yönlendirsin yönetim. Yani başlıkta haklı gerekçe desin. Çoğu kişi dediğin gibi yani Belanda'yı sevmeyenler bile hak verdi burada. İşte bunun yanında kimse Galatasaray yönetimini küçük düşüremez. Bunun bir karşılığı olur. Yani burada Galatasaray yönetimi diyor ki arkadaş bizim belli bir duruşumuz var. Belli bir prensibimiz var. Sen Belhanda'sın, A'sın, B'sin. Böyle bir şey yaptın mı biz sana gereken disiplin cezasını veririz. Öyle mi? Öyle değil. Kusura bakmayın. Öyle değil. Belhanda peki şunu derse? Adamına göre. Tabii canım Fatih Terim'le kulüp yönetim kurulu üyeleri tartışmadı mı? Yani kulübün imajına zarar vermedi mesela Fatih Terim başkanla ya, tartışırken tabii transfer işte zaten konularında. O yüzden insanların içine sinmeyen bir karar bu. Şimdi Galatasaray normal şartlarda bu az önce söylediklerimi herkese istisnasız yapsa o zaman dersin ki zaten Galatasaray bu. Ne bekliyordun ki? Tabii, adamlar hep belli. Böyle yapıyorlardı. Kimler gitti bu kulüpten? Galatasaray kimsenin bu konuda gözünün yaşına bakmaz diyebileceğim bir yer olsa bugün Belhanda'yı konuşmuyorduk. Şunu derdin sen. Zaten Sivas maçı sonrası yaptığı açıklamalar gideceği belliydi derdin. Beklenen oldu. Malumun ilanı derdin. Öyle bir durum yok ama. Şimdi Fatih Terim istediği zaman Galatasaray yönetimine hatta Galatasaray başkanına çok sert yumruklar çıkartabiliyor. O zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ya da Galatasaray taraftarlar şu soruyu sordu. Bunları Muslera söyleseydi. Muslera bu tonda söyleseydi. Aynı şey yapılabilir miydi? Yapılamazdı. Pek yapılamazdı. Dolayısıyla evet bardağı taşıran son damla olarak değerlendirilebilir. Hani artık Belhanda'nın yaptığı 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, 10 değil. O yüzden Galatasaray yönetimi gönderdi. O zaman da o söyleniyor. Burada bir haklılık payı var. Ama işte çelişkiyi de anlatmaya çalıştım. Ama işte o bardağı taşıran son damla ne yani? Bak bardağı taşıran son damlaysa o zaman bu oyuncuyla masada olmamanız gerekiyor sizin. O çok büyük bir çelişki Galatasaray'ın yaptığı ve bence ıskaladığı. Ha bardağı taşıran damlaları şimdi kulübe yakın muhabirler merak etme. İşte az önce bir tanesini saydım yani Dejan'ın haberini. Başlayacaklar. Bana göre hiç alakası bile yok yani bu gayet insani. Şimdi yönetimden haberler uçurulacak muhabirlere. Muhabirler de yazacak. Belhanda şunu da yapmıştı. Belhanda bunu da yapmıştı. Fatih Terim'i şu dediğine karşı gelmişti. Galatasaray yönetimine şu dediğine karşı gelmişti. Tesislerde bunu yapmıştı. Bunlar klasiktir. Bu tarz durumlardan sonra yönetimler kendilerini korumak için bu tarz haberleri medyaya verirler. Medya da haberini yapar. Bunları görürsün. Ama genel anlamda, genelleyerek konuşursan, Belhanda'yı sevmeyen Galatasaray taraftarlar bile bu kararda bir soru işareti olduğunu düşündü. Peki Belhanda çıkıp dese ki, zamanında Ekim ya da Kasım ayı olması lazım. Mustafa Cengiz çıktı işte. Az önce bahsettim bu konuya giriş yaparken. İki kişi eksik maaş ödedik. Ne halt yediklerini anlatacağım. Mesela bu açıklama normal bir açıklama mıydı? O dönem hatta çok net hatırlıyorum. Bu açıklamanın Fatih Terim'i çok kızdıracağını düşündüğümüzü söylemiştik. Çünkü sezon devam ediyor. Yeni başlamış. Belhanda, Feghouli olduğu zaten tahmin ediliyor bu iki kişinin. Bunların motivasyonu düşebilir demiştik. Ve bu da Fatih Terim'in hoşuna gitmez demiştik. Şimdi bunu söylese mesela Belhanda, ben bu lafı eden bir yönetimi az bile söyledim Sivas Spor maçı sonrası dese, yönetimin buna da diyecek bir şey olmaması lazım. Çünkü bir başkanın ağzından böyle bir ifade çıkmıyor olması lazım normal şartlarda. Hani hakaretse ne halt yediklerini anlatacağım, bence Belhanda'nın söylediklerinden çok daha ağır sözler. Mustafa Cengiz'in zamanında söylediği. Doğru ama burada da aynı şeyi Belhanda'nın da yapmaması lazım o zaman. Tabii Belhanda zaten. Yok yok. Belhanda da Galatasaray'la masaya oturmaması lazım. Ha onu diyorsun. Hani şimdi eğer Belhanda o lafı yiyip kulüpte kaldıysa Belhanda'nın da artık bundan sonra hani başkan kusura bakma sen bana şey geldin ne derler bir sözleşme uzatma teklifiyle geldin ama sen bana bunu da söylemiştin. Bu çok ağır bir laf. Ben bu şartlarda bu kulüpte kalmam demesi lazım. Yani Galatasaray yönetimini için yaptığımız eleştiriyi Belhanda için de yapabiliriz burada. Ama bence oradaki kritik nokta da şu.
Galatasaray özelinden Türk futboluna genellersek, yöneticilerin istediği şeyleri söyleyip ondan sonra toprağa gömmeleri ve bunun sorulmaması, bunun takibinin yapılmaması. Şimdi bu soru direkt olarak Mustafa Cengiz'e sorulmalı. Siz açıklayacaktınız, ne oldu? Neden söylemediniz? Ne alt yemişler? Biz de bir öğrenelim. Ya da söylemeyecekseniz neden öyle bir açıklama yaptınız? Hani kötü bir laf var ya, kötü bir anlayış var ya, kol kırılır yen içinde kalır. Hayır. Bu kadar büyük kulüplerde, 25-30 milyon insanı ilgilendiren kulüplerde şeffaflık gerekiyor. Herkes her şeyi bilmeli. Eğer başkan böyle bir hamle yaptıysa, satrançtaki hamle gibi, onun bir karşılığı olmalı. Ne halt yediler anlatacağım. O zaman anlat başkan. Anlatmadı mı? Bir süre mi geçti? O zaman sorulması lazım. Siz söyleyecektiniz, neden açıklamıyorsunuz? O zaman da başkan herkesi tatmin edecek bir şeyler söylemeli. Var kayıtları, bende var. Açıklayacağım. Açıklayın o zaman. Bütün yöneticilerde bu defa var ne yazık ki. Günün şartlarına göre popülizm yapıp taraftarı arkasına alma düşüncesi A'dan Z'ye tüm yöneticilerde var. Hepsi kullanıyor bunu. Ama neden kullanıyor? Böyle bir rahatlıkları var. Takibi yapılmıyor ne yazık ki. İstediklerini söylüyorlar. Bir iki gün, üç gün onlara fayda sağlıyor. Dördüncü zaten gündem değişiyor ülkede. O da günün eski anlamsız bir konusu oluyor. Çünkü yeni konu var, yeni maç var, yeni hakem tartışması var, başka bir tartışma var. Bir dinleyicimiz Hasan Özer demiş ki, bizi tam, ya da benim az önce söylediğimi tam anlamamış. Belanda'nın naif ve yapıcı bir açıklama yaptığını söylüyorsunuz demiş. Ama bunu ben böyle ifade ettim. Hani okuyunca çok naif gözüküyor, yapıcı gözüküyor ama anlamamış seni. Evet, söylerken çok agresif ve ceza alması lazım dedim. Ya yarıda açmış herhalde dinleyicimiz. Ona bir açıklık getirelim. Bir de sen az önce dedin ya, şimdi gazete haberleri çıkacak. İşte yönetim muhabirleri haber uçuracak. Onlar da Belanda aleyhine yönetim yeni açıklamalar ya da haberler yapacak. Ben bunun da çok böyle olacağını düşünmüyorum. Bugün gazetelere çok bakmadım. Yarın da tabii bakacağız. Şimdi de bakacağım reklam arasında biraz. Şimdi yönetimin artık bence gidici olduğu çok net. Ve Fatih Terim'in de kalıcı olacağı çok net. Bu konuda da Belanda konusunda da Fatih Terim'in sinirli olduğu haberleri geliyor. Bence hani çok Belanda aleyhine ben haber göreceğimizi düşünmüyorum. Bu süreçte biraz daha yönetim aleyhine haberler görebiliriz. Çünkü dün muhabirlerin de tweetlerinden hissettiğim bu. Yani işin Fatih Terim üzerinden okuyorlar. Onun yani açısını. Yönetimin aldığı bu kararı Fatih Terim'le olan savaşında yeni bir hamle olarak mı değerlendiriyorlar? Evet, aynen öyle. Çünkü biz de haber yaptık. Diğer muhabirleri de görüyorum. Hani mesela Fanatik'te Metin Karabaş galiba. Terim'e yetmedi, Belanda'ya kesti. Mesela bir ara başlık var bu konuyla ilgili yorumu şimdi. Bu Fanatik gazetesi. Eminim diğer gazetelerdeki muhabirler de daha çok Fatih Terim Belanda tarafında olacaklar diye düşünüyorum bu süreçte. Bunun da Fanatik'in gerekçesi... Fanatik'in manşeti Terim'i çıldırtan karar olmuş. Mesela. Ana sayfası. Evet. Başkan Cengiz Belhanda'nın biletini kesti. Bu kez kriz daha da derinleşti demiş. Evet, normal ama hani benim dediğim muhabirler özelinde. Bakarsan ilk sayfada haberi görürsün. Bir de dediğim gibi yönetim gidecek artık. Yani buradan sonra Mustafa Cengiz'in seçilme ihtimali olduğunu zaten düşünmüyordum. Bunu da net bir şekilde söylemiştim programlarda. Hele bu olaylar üst üste geldiği müddetçe Mustafa Cengiz zaten kredisini tüketmişti. Hiç kredisi yok bence bundan sonraki seçimde. Yeni saatteyiz. 8.02 saatlerimiz. Dinleyicimiz var. Şimdi telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Ben İstanbul'da arıyorum. İsmim Hüseyin. Galatasaray taraftarıyım. Belhanda'nın ilk 11'e çıkmasını istemiyorduk biz zaten. Yani sistemler alıştık. Yönetim burada eleştirmeyelim. Ama radyo spor olarak bayağı üstüne gitti. Sesiniz gelmiyor. Biraz daha güçlü ya da sabit konuşur musunuz Hüseyin Bey? Evet, şu an sabitim. Radyo spor dediniz, sonrasını anlayamadık. Radyo spor ailesi olarak Galatasaray'ı böyle çok sarılamak istiyorsunuz gibime geliyor. Yani Fenerbahçe ile olan ilişkileri de biliyorum. Ama atıyorum Alex ayak ayak sıkıntı diye konuştu Fenerbahçe kulübünde. Onu niye konuşmuyor muyuz? Yani bu kadar konuştuğunu düşünmüyorum.
Evet. Var mı Hüseyin Bey başka eklemek istediğiniz, eleştiriniz? Yok. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bilmiyorum, hani çok bence yine duygusal bir açıklama dinleyicimizden. Bu dünün en çok konuşulan konusu, Belanda konusu. Bu da bizim şu anda bir numaralı gündem maddemiz. Tabii ki bu konuyu konuşacağız. Burada alındığı, gocunduğu nedir dinleyicimizin? Hani karşı bir görüş sunsa daha faydalı bir diyalog olurdu onunla aramızda ama. Biraz daha Galatasaray yönetiminin doğru yaptığını düşünen. Tabii ilk 11'de tarafta olmasını istemiyorduk dedi. Olabilir, hani böyle düşünebilir ama açsın baksın sosyal medya, Galatasaraylıların hepsinin kendisi gibi düşünmediğini de görebilir. Çok net bir şekilde, yani onlar da mı Galatasaray düşmanı oluyor Belanda'nın yanında olanlar? O yüzden bu çok bence yersiz bir eleştiri oldu dinleyicimizden. Şimdi Belanda ile ilgili mesajlar gelmiş. Sonra bir dinleyicimize daha döneceğiz. Mehmet Ünlü demiş ki Mustafa Cengiz yönetimi haklı oldukları, ellerine ne zaman bir koz geçse bu kozu hep yanlış kullanıp kendilerini haksız duruma düşürdüler demiş. Murat Karakaş, Belanda konusundaki yorumlarınızdan çıkan şey futbolumuzun ana ve en büyük problemi medyasıdır. Yöneticilerin kulaklarına söylediğini yazan, terim nedir diye, ne der diye bekleyen kitle medya sorup sorgulamazsa düzelmez demiş. Evet, medya bu işin problemlerinden biridir. Bu konuda da evet haklılık payı var dinleyicimizin. Şimdi diğer bir dinleyicimiz hatta. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Yusuf, ben İstanbul'dan. Ben de Belhanda hakkında konuşmak istiyorum da. Şimdi tabii ki. Belhanda'yı zaten Galatasaray taraftarları hani hiçbir zaman hani böyle benimsemedi %100. Hani varlığı bilir, yokluğu yara gibi oldu. Hani gidişine çok üzülmedim. Gidiş şekline biraz üzüldüm. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi zaten milyon eurolar kazanan futbolcular bunlar. Hani sonuçta bu saha toprak da olsa, taş da olsa, çamur da olsa çıkıp orada görevini yapmak zorunda. Ki biz zaten biz yıllardır Belhanda'yı temiz zeminlerde de gördük ne yaptığını. Ama sonuçta bu takımda bir hoca var ve Fatih Terim var. Hani bu saha hakkında bir şey söylenecekse çıkıp hoca söyle, ki zaten söyledi. Hani bence bu Belhanda'ya kalmamıştı. Ama bence Belhanda talep ettiği sözleşmeyi vermeyince ona yönetim çıkıp yönetime böyle bir haddi olmayarak bir şey söylemeye çalıştı. Bence yönetim doğru yaptı. Çünkü bunu yapmasaydı yarın bir gün her futbolcu böyle olduğu zaman çıkıp yönetim hakkında konuşabilirdi. Hani ben yönetimin verdiği bu kararı destekliyorum. Bu kadar. Evet, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Faruk Süren'in Fotomaç gazetesinde Belhanda ile ilgili yorumu alınmış. Belhanda haklı demiş Faruk Süren, Galatasaray'ın eski başkanlarından. Yönetimin aldığı bu karar bir ego savaşıdır. Acele bir fesih kararıdır. Yönetim hatalar zincirine bir yenisini eklemiştir demiş. Sağ kötü değil miydi? Adam zemin konusundaki açıklamasında haklı. Şampiyonluğa giderken alınan bu karar takımı olumsuz etkiler. Oyuncu FIFA'ya giderse Galatasaray zarar görebilir. 12 maç kala alınan bu karar hatalı. Hocadan habersiz alınmış ise hatanın boyutu çok daha büyük demiş. O konuyu konuşmadık. İstersen reklama kadar o konuyu değerlendirelim. Şimdi Fatih Terim'in Belanda ile olan ilişkisini az buçuk dışarıdan gözlemliyoruz. Tutuyor Belanda'yı. Hani sorumlu bir futbolcu da olsa onsuz da çok yapamıyor Fatih Terim. Sahada onu görmek istiyor. Son maçta da işte değil mi? Belanda'yı sonuç olarak ilk 11'e attı. Uzun bir süredir de atmıyordu. Ama takım iyi gözükmüyordu o dönemde. Mecburiyetten belki onu sahaya sürdü. Şimdi yönetimin böyle bir karar vermesi Fatih Terim'in onayı olmadan. Hani illa tabii ki Fatih Terim'in onayı olacak diye bir şey yok. Sonuçta yönetim böyle bir karar verebilir ama sonuçlarına da katlanmak durumunda kalacak gibi yönetim. Çünkü bir önceki basın toplantısında da Mustafa Cengiz direkt olarak Fatih Terim'e aslında bir göndermede bulundu saha zemini konusuyla. Yani biz çok iyi zeminde de Ankara Gücü'ne kaybettik dedi. Hani tek gerekçesi Sivasspor'daki puan kaybının zemin değil dedi. Bu net bir şekilde Fatih Terim'e gönderme. Zaten sonra kendini düzeltmesinden de bu çok net anlaşılıyor Mustafa Cengiz'in. Bir de zemin konusu üzerine Belanda'nın sözleşme feshi gelince sanki ona karşı yine bir hamle gibi algılayabilir Fatih Terim. Bunda da çok haksız mıdır? Bana kalırsa değildir. Eğer öyleyse vay haline demek lazım. Galatasaray'ın ama. Tarafların değil, Galatasaray'ın. Çünkü bu hala savaşın bitmediğini, hala asıl motivasyon olan şampiyonluğun
ikinci planda olduğunu gösterir. Eğer bu şekilde yorumlanırsa. Senin söylediğine birebir yorumlayanlar var bu olayı. Senin söylediğin şekilde birebir o şekilde alıp hani Mustafa Cengiz Fatih Terim arasındaki savaşın devamıdır Belhanda kararı diye yorumlayan birçok insan var. Eğer öyleyse ben vay haline diyorum Galatasaray'ın. Şimdi zemin konusu ve bu yönetimlerin eleştirilmesi, işte kulübün imajı konusu aslında bana sorarsan çok zor konular değil. Şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçında Mustafa Mehmet penaltıyı kullanırken Marka ve Onyekuru'nun elleriyle çamuru kenara atmasını çok önemli bir şeymiş gibi ön plana çıkardı ve dedi ki bunu Flora'ya asacağız. Ben de dedim ki yani bu övüneceğiniz bir şey değil. Bu bir motivasyon kaynağı değil. Hatırlarsan burada onu söyledim. Ve doğru değil bence o şekilde bir olay çıkarmak. Yani senin zeminin berbat. Sene olmuş 2021. Sen öyle bir zeminde oynuyorsun ve diyorsun ki onu yapmaları çok büyük bir fedakarlık, işte takımdaşlığı gösteriyor. Hayır, bu senin övünebileceğin bir durum değildi. Eleştirilmen gereken bir durumdu. Ama işte o duygusallıkla beraber vay be o bu falan bir rüzgar oldu orada. Şimdi o maçta zemin öyle. Bir sonraki karşılaşmada biraz daha düzeldi. İşte bu karşılaşmada yine puan kaybıyla beraber tabii gündeme geldi. Şimdi zemin konusunda sorumlu kim? Galatasaray yönetimi değil mi? Bunu bir an önce çözmesi gerekiyor Galatasaray yönetimi. Şimdi çözemediği noktada Galatasaray yönetiminin bir açığı var. O açığın da taraftarlar, takım, medya tarafından eleştirilmesi çok garip değil. Çok olağanüstü bir durum değil. Ama burada o yapılan açıklamanın tonu, yapılan eleştirinin nasıl söyleyeyim biraz da niyeti. Şimdi sen güzel bir şey söyledin. Belhanda'nın açıklamalarını kağıt üzerinden okuyunca bir şey yok gibi gözüküyor. Ama Belhanda'yı izleyince Belhanda'nın vücut dili çok agresif. Şimdi agresif vücut dili, agresif şeyler söylemesen de oradaki aslında çok da iyi olmayan niyeti ortaya çıkartıyor değil mi? Ama sen aynı şeyleri söylesen biraz daha sakin bir tonda dersin ki ya eleştiri yaptı geçti. Ama işte nokta, o kritik nokta şu. Belhanda sinirli bir vücut diliyle söylese de haklı olduğu bir eleştiriyi bu fesi için yeterli midir? Bu para cezasıyla geçiştirilemez miydi? Ya da az önce söylediğim gibi bardağı taşıran son damlaysa o zaman masadayken masadan kalkılırdı Belhanda. Ya tamam arkadaş artık ne ya yeter. Biz seninle burada sözleşme uzatmaya çalışıyoruz. Bir görüşme halindeyiz. Sen bize bunu yapıyorsun. Tamam artık biz masadan kalkıyoruz. Denilebilir miydi? Çok net bir şekilde evet değil mi? Bu sorunun evet. Cevabı. Bir de Fatih Terim'in Belhanda'ya yaklaşımını düşünürsen. Ama Galatasaray yönetimi bu yolu seçmeyince işte o zaman az önce senin söylediklerine geliyor. Hakikaten bu Fatih Terim'le devam eden ya da savaşın devam eden başka bir hamlesi miydi? O da gündeme geliyor. Bu da hani bu konuda net bir bilgimiz tabii ki yok. Ama akla da öyle çok uzak bir alternatif olarak durmuyor. Bir de dün şöyle bir haber yaptık biz de Ajans Spor'da. Bugün de gazetelerde görüyorum. Hıncal Uluç'un dün bir yazısı vardı. Mustafa Cengiz ve Belhanda konusu. İşte bu konu ya hakkında. Onu okudu, kararı aldı deniyor değil mi? Aynen. Sabah sanki Hıncal Uluç'un yazısını okumuş da öğlen gibi işte hemen yönetimi acil olarak toplayıp bu kararı almış gibi konuşuldu. Tabii hani bunun haklılık payı var yok onu da bilmiyorum. Çünkü çıkan haberlerde bir yandan bir gün öncesinden aslında bu kararı aldığı Fatih Terim'e bildirildi. Hatta Belanda'nın da haberi oldu fakat hani eline resmi bir tebligat gelmeyince dün idmanı dahi çıkmış Belanda öğleden önce. O da ayrı bir boyutu. Bir de şunu konuşmak istiyorum Ali abi bu konuda. Futbolcuların bakış açısı acaba nedir? Şimdi dün veda mesajı yayınlayan oldu mu Belanda ile ilgili? Ben görmedim. Ben de görmedim. Sonuçta böyle şeyler sonrası futbolcular veda mesajı yayınlarlar ve oradan biz bence anlayacağız futbolcular bu duruma nasıl tepki gösterdiler. Çünkü mesela Feghouli, Belanda'nın yakın arkadaşı değil mi? Tabii. Omar, tabii sezon sonuna kadar olmayacak ama o da bir faslı, o da yakındı. Onlar bir rahatsızlık duyuyor olabilirler. Diğer futbolcular, yabancılar belki haksız bir şekilde sözleşme feshi edildiğini düşünüyor olabilirler. Bu da futbolcuların motivasyonunu birebir etkiler. Yani %100 etkiler böyle bir karar. Şimdi de o boyutu var. Belhanda'nın gitmesine sevinenler olabilir. Futbolcular arasında üzülenler olabilir. Bunu sosyal medyada belli edip etmeyenler de olabilir. Bu son derece doğaldır.
böyle gruplar içerisinde olabilir. Ama bir havayı takım içerisinde değiştireceği kesin. Onu da söylemek gerekiyor. Yani olumlu anlamda da olabilir, olumsuz anlamda da olabilir. Yine Fotomaç gazetesinde Galatasaray'ın eski yöneticilerinden bir tanesi Fatih Gökşen. O da şöyle demiş. Onu da okuyayım, araya gidelim. Olur mu? Tabii. Belhanda'nın ayıbı kadar sözleşme fezi şekli de ayıp olmuştur. Şampiyonluğa giderken böyle bir krize hiç gerek yoktu. Yönetimin aldığı karar yanlış. 2 ay sözleşmesi kalmış Belhanda gibi değerli bir oyuncuyu açıklamaları sonrası özür diletir ve olayı kriz boyuna getirmeden çözerdiniz. Belhanda özür diledi. Evet, bir açıklama yaptı ertesi gün. Evet. Daha önce Melo Riera kavgasında özürler dilenerek çözülmedi mi? Şampiyonluk giderse bunun hesabını nasıl verecekler demiş Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Fatih Gökşen. Bu arada şunu da ekleyeyim ben, dinleyicimiz Tugayit. Mert Çetin'in bir veda mesajı paylaştığını göndermiş. Teşekkür ediyorum ki Mert Çetin de idari menajer yardımcısı ve tercümanı. Evet. Galatasaray'ın onunla bir fotoğraf paylaşmış. Ama dediğim gibi futbolcu bazında ben görmedim. Belki ben kaçırmışımdır ama yakında, bugün yarın öyle paylaşımlar da gelecektir. 8.19 saatlerimiz devam ediyoruz. Sabah sporuna telefon attığımızda açık. Birazdan dinleyicilerimizle devam edeceğiz. İbrahim Akbulut bana şöyle bir mesaj göndermiş. Manevi evladın gitti. Maçını paylaşıyoruz. Evet, ben bu mikrofonlarda Belanda'yı uzun süre savundum, futbolunu. Ama bu seneye kadar, bu sene düşüncem çok netti. Belanda'yla yollar ayrılmalıydı. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmamalıydı. Ama tabii ki bu demek değil ki sezonun bitimine 2,5-3 ay kala sözleşmesini tek taraflı ve haklı şekilde feshedin. O işin daha farklı bir boyutu. Yoksa sezon sonu zaten gitse bence Galatasaray için doğru karar olacaktı bu. Dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Sağ olun. Adım Deniz Sönmez, İzmir'den arıyorum sizi. Fenerbahçe taraftarıyım. Özel bir şirkette pazarlama sorumlusu olarak çalışıyorum. 33 yaşındayım. Ya ben Fenerbahçe taraftarıyım. Belanda'yı günahım kadar sevmem ama bu konu hakkında bir yorum yapmak istediğim müsaadeniz varsa. Tabii ki. Şimdi bir futbolcu iyi ya da kötü oynadığı bir maçta hocası tarafından oyundan alınıyor ve sinirleniyor buna. O anki adrenalinle çıkarıp formasını yere atıyor. Ya da sizin az önce bahsettiğiniz gibi çıkıyor, takım arkadaşıyla kavga ediyor. Bir özürle affedilebiliyor. Ama bir yöneticiye yorum yapınca sözleşmesi mi feshediliyor? Yani o zaman hani perişan lanet turşusu olmuyor mu? Yani hani bu kulüplerin büyüklüğü hocalar ya da kupalarla işte başarılarla ölçülemezdi. Yani bir oradaki başkanın ya da yönetimi eleştirmek, formayı yere atmaktan, yani o formadan daha mı öncelikli olarak geliyor? Ben bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum mesela. Hı hı. Yani bir yöneticiyi eleştirmek mi daha büyük bir olay? Yoksa o kulübün formasını yere atmak mı daha büyük bir olay? Ya bu sorunun cevabı zaten belli. Ama yani, işte tabii şöyle bir durum oluyor. Mesela yapılan eleştirilerde şu da dile getirilmiş. Hani Belhanda'nın zemini eleştirmesi problem değil. Yöneticileri zemin üzerinden eleştirmesi problem. Hani sadece zemini eleştirse Belhanda hiçbir eylem yapılmayacak. Ama yöneticilere siz Twitter'da, Instagram'da zaman geçireceğinize gelin buradaki zemini düzeltin dediği anda problem ortaya çıkıyor. Bu da yine konuşulan konulardan bir tanesi. Haklısınız. Peki tekrar o zaman yine başa döneyim. Bu bir özürle halledilemeyecek bir şey mi? Yani herkes aynı şeyi düşünüyor zaten. Eğer niyetiniz varsa tabii ki halledersiniz. Hatta özür yeterli olmayabilir. Para cezası da verebilirsiniz bu eyleme. O zaman kimse bunun ardında bir art niyet yok diyemez. Zaten hiç bunu tartışmaya gerek olmaz. Siz Fatih Terim'e bağladınız yani olayı. Fatih Terim olarak değil yani. Bu konuyla ilgili Fatih Terim'e bağlamak çok orada doğru olmayabilir. Yani bu konuda Belanda kişi kimdir? Yani orada bu çimenlerin bakımını yapan kişiden tutun yönetim kuruluna, başkana kadar. Burası Fatih Terim'i ilgilendiren bir konu değil. Zemin. Yani dolaylı yoldan ilgilendirir ama hani onun işi değil. Şimdi siz dönüp kendinize şahsınıza yapılan bu eleştiriyi kabul etmeyecek kadar kibirli misiniz yani? Bu kadar yüksek bir egoya mı sahip? Bu mudur?
Demek ki budur. Yarın yoksunuz. Yani 3 senelik bir başkanlık sürecimiz var. 2 sene 3 sene sonra, hatta Galatasaray yönetiminin bu sene biliyorsunuz seçim vardı, yapılamadı pandemi vesaire. Belki önümüzdeki sene yoksunuz yani. Yaza bile yoksunuz. Bu kadar basit mi? Şimdi dün değil miydi Galatasaray başkanı? Galatasaraylılar bana affedersiniz küfür etsinler. Ben işte parayı çarçur etmeyeceğim. Belanda gidip Galatasaray'ı şüpheye şikayet ederse, bir tazminat kazanırsa ne oldu bu para? Hani sokağa atılmıyordu. Kadro dışı bırak. 12 hafta kalmış derdi. 12 hafta sonra gönder takımdan. 12 hafta kala bir hata yaptı diye özür dilesip kazanmak yerine atmak ne demek? Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kusura bakmayın. İyi günler dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, dinleyicimiz hani bu kadar mı kibirliler dedi, hani kendilerine yapılan bir eleştiri konusunda. Evet, Mustafa Cengiz yönetimi bu ibrasızlıktan sonra Fatih Terim'le başından beri aslında bir anlaşmazlık, hep bunlar egolarını yaralayan şeylerdi ve bir yerden de çıkarmak zorunda hissediyorlar bu yaralanmaları. Yani bu insan doğasında var bana kalırsa. O özellikle ibra edilmemesi bence çok büyük yaraladı bu yönetimi, Mustafa Cengiz yönetimini. Çünkü hiç hak etmediklerini düşünüyorlardı. Belki de farkında değillerdi ne gibi icraatlar yaptıklarını o dönem. Ama hani gelinen noktada bilmiyorum, o dönem ibra edenler ya da Mustafa Cengiz yönetimini haklı görenler şu an ne düşünüyordur? Çünkü o dönem eli biraz daha güçlüydü, işte bir şampiyonluk yaşamıştı vesaire. Ama her şey şampiyonluk değil, işte biraz kulübü de nasıl yönettiğiniz, ilişkileri nasıl kontrol ettiğiniz de önemli. Gelinen bu noktada yani Mustafa Cengiz'in bugün Belanda'yla yolları böyle ayırması, kendilerini eleştirmesi üzerine bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Zaten bu süreç bu noktaya gidiyordu. Bir ego savaşı var. Fatih Terim de var. Yarın öbür gün Belanda'yla, başkasıyla bu devam edecek. Bu yönetim görevinde kalmaya devam ettiği müddetçe. O yüzden ben şaşırmıyorum. Yani daha sezonun bitiminde de çok var. Daha farklı kararlar bile görebiliriz yani. Bundan sonraki kısımda eğer egoları bu kadar çok yaralanmaya devam ederse yönetimden. Şimdi aklıma takılan bir başka konu Ali abi, bilmiyorum bu açıdan bir de bakalım istiyorum. Şimdi maç sonu, Sivas Spor maçı sonrası, Belanda sinirli, maçta da sinirli belli ki. Yani işler zaten istediği gibi gitmemiş. Peki maç sonu röportajlarında kimin gideceğine kim karar veriyor? Fatih Terim'in ekibinden biri herhalde, değil mi? Kulüp gönderiyor. Mesela böyle bir karşılaşma sonrası hani zemine de sinirli Belanda, maç içinde de bunu hissettirmiştir. Eminim ki. Ki zaten Fatih Terim maç sonu söyledi. Futbolcular zeminden çok şikayetçi dedi. Hı. Fatih Terim'le de konuşmuştur. Ve Belanda'nın böyle hani tersi pistir derler ya. Sağ içinde de öyle. Hani her an kırmızı kart görmeye müsait bir oyuncu. Sağ dışında da sağ içinden çok farklı olmayabileceğini en azından hissediyor olması lazımdı. Mesela böyle bir maç sonrası Belanda'nın da flash röportaja gönderilmesi doğru bir karar mıydı? Mesela bu ne amaçla Belanda gönderildi o karşılaşmada? Bu sezon şuna baktım, öyle toparlayayım, sana pası atayım. 3 kere maç sonu röportajı çıkmış Belanda. 3'ünde de puan kaybı veya işte Alanyaspor kupadan eleniş, bu Sivas maçı, bir de Fenerbahçe 0-0. Yani en kritik maçlardan sonra da Belanda gibi bir bombayı, saatli bombayı maç sonu röportajına yollamak da bence çok doğru bir iletişim stratejisi değil. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Belhanda o karşılaşmada 72. dakikada oyundan çıktı. Röportaja gelme süresi işte 72 dakika, uzatmaları ekle, röportajların başlaması ekle, minimum 30 dakikadır. Minimum 30 dakikada artık nabzın normale döner. Bazı şeyleri kafanda netleştirirsin. O maç içerisindeki sinirlilik hali de geçer. Mesela Belhanda 90 dakika artı uzatmalarda maçın içinde kalsa, maçın son anı İşte Belhanda ne bileyim hakemle, rakip oyuncuyla, kendi teknik direktörüyle, belki taraftarla bir diyaloğa girse, hakikaten böyle Belhanda ateş topu gibi olsa, sinir topu gibi olsa, ondan sonra maç bitse, röportaja gelse, senin dediğine katılırım. Ama Belhanda 72'de oyundan çıkmış. Ama sadece bunu maç üzerinde düşünme Ali abi. Yönetimle olan gerginliği de düşün. Ha, yani işte, şeyi söyleyeceğim başka şimdi. Bu işin bir tarafı. Heh. Tamam mı? Burada yani artık Belhanda konuşurken adrenalinle konuşmuyor. Heyecanla konuşmuyor. Sesi titreyerek konuşmuyor. Belhanda artık röportaja geldiği anda ne dediğini biliyor. Belhanda aptal bir adam da değil. Söylediklerin nereye gidebileceğini de
tartacak. Artık sakinliğe sahip, nabza sahip. Dolayısıyla burada Belhanda bunu konuştuğu anda bunu bir hata olarak göremezsin Belhanda cephesinden. Ama senin dediğin Belhanda'yı göndermek o olabilir. Yani bunu hani, da idare etmek lazım. Bazı oyuncuları bazı maçlardan sonra daha özenli seçebilir. Olabilir. Şimdi, ona çok itirazım yok. Ama hani Belhanda'nın orada heyecanlı adrenalinle ya da bilmeden söylediği bence bir şey yok. Belhanda ne dediğinin farkında tamam, orada. Tamam zaten işte ha. Benim de bahsetmeye çalıştım. Niye Belhanda'yı oraya gönderiyorsun? Yani maç önü konuşulmuş bu belli yani. Fatih Terim'e dert yanmış Belhanda. İdman'da da dert yanmış. Maç önü de devre arası belki. Hoca bak biz yapamıyoruz işte sağa böyle geriye düştük falan denmiş olabilir devre arası. Bunu iyi sezmesi gereken orada kimse işte onu röportaja yollayan iletişim ekibi mi Fatih Terim'in? Kulübün medya sorumlusu mu? Bunu hesaba katması gerekiyordu. Bence burada da büyük bir hata var. Dediğim gibi hata kimde bilmiyorum. Kim seçiyor röportaja gidecek futbolcuları? Sonuçta Bean birkaç isim istiyor ama her zaman da istediği olmuyor bildiğim kadarıyla. Ben bazı oyuncuları çünkü göndermek istemiyorsun. Bu da gayet kulübün takdirinde olan bir şey. Sonuçta birini gönderiyor. Hı-hı. İstenen oyuncuyu göndermesi de. Orada da bir hata olduğunu düşünüyorum. Durum bu şekilde. Belhanda'yı da uzun süre diye konuştuk. Bugünün konusu bu. Belhanda konusu. Hani Fenerbahçe dinleyicimizle bağlandı. Dünün de gündemi buydu. Tabii. Çok da normaldir. Aynen. Devam edecek gibi gözükmekte. Çünkü önemli bir karar Galatasaray yönetiminden. Birçok farklı açısı var kararın. İşte kimi yönetim tarafından düşünüyor. Kimi takımı hemen ön plana çıkartıyor. Kalan 12 hafta 12 maç. Belhanda yok. Kimi yönetim artı Fatih Terim üzerinden okuyor. Biz de her açıdan bakmaya, her açıdan görüşleri paylaşmaya çalıştık. Tablo bu şekilde. Bakalım bundan sonra basından takip edeceğiz. Yönetim cephesinden bir açıklama gelecek mi? Konuyla alakalı olarak. Mustafa Belhanda Cengiz hemen bir basın toplantısı yapacak mı? Evet. Yapabilir. Belhanda bir şeyler söyleyecek mi? O da bir veda mesajı paylaşır. Belhanda da bir şeyler söyleyebilir artık. Tabii. Köprüler tamamen atıldığına göre. Şimdi az önce senin çizdiğin profilde Belhanda bu kez düşünüp taşınıp sonuçta artık bundan sonra Belhanda'nın yapacağı bir açıklamanın Belhanda'ya çok çok ciddi bir zararı olmaz. Evet, sadece dava sürecini düşünerek biraz daha itidalli davranması lazım ama daha üsluba dikkat ettiği müddetçe istediğinde söyler. Evet, Belhanda'dan bir açıklama gelebilir. Fatih Terim... Daha maç önü Fatih Terim röportajı. Evet, ne düşünüyor, hakikaten ne hissediyor? Fatih Terim'e söylendi mi? Fatih Terim'e mutlaka söylendi ama Fatih Terim'in onayı alındı mı? Bu da herhalde bu ilk ikisinden daha fazla merak edilen konu. Hani Fatih Hoca'ya söylendi. Hocam böyle böyle biz gönderiyoruz. Fatih Terim ne dedi? Eyvallah mı dedi? Dememiştir. Göndermeyin bekleyin mi dedi? Ona rağmen bir karar mı alındı? Bu da en çok merak edilen konu. Ama bunu ancak işte ilerleyen dönemde. Belki hani kısa dönemde değil, orta ve uzun vadede yarın öbür gün öğreneceğiz. Şimdi Fatih Terim de bir veda mesajı paylaşabilir. Belhanda ile ilgili. Orada bence anlaşılır. O da çıkabilir diyorsun. Ne düşündüğü. Hatta maç var işte hafta sonu Galatasaray'ın. Maç önü maç sonu röportajda da illa ki sorulacak Belhanda konusu. Orada biz onun düşüncesini net bir şekilde anlarız. 8.38 saatlerimiz dinleyicilerimizle devam edeceğiz. Telefon hattımız açık. Uğur Meleke Hürriyet Gazetesi yazarlarından bizim de eski programcımız bu Belhanda konusuyla ilgili bir ufak yazı yazmış. O da şöyle diyor. Başlıktan zaten belli. Son 5 yılın en iyi kararı demiş. Belhanda'nın genel bir portresini çizmiş. Hani 2 harika 90 dakika oynadıysa bunun bedelini başka 2 maçta ödetti. 2 asist yaptıysa 2 basit top kaptırıp gol yedirdi. Bence Belhanda iyi futbolcu ama realist değil demiş. Belhanda keşke başka bir sporu seçseydi. Bireysel bir sporu mesela. Takım sporları ona göre değil. Galatasaray'ın son 5 yılda aldığı en iyi karar bence bu. Diyor Uğur Meleke. Bugün bu konuyla ilgili yazdığı ufak yazıda. Evet, dinleyicimiz hazır attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. İstanbul'dan Volkan Kuyumcu'yu. Söyleyin şunun adını. Biraz önce bir arkadaşımız bağlandı. Gündemin ilk konusu Belhanda'ya dair bir serzeniş oldu. Mesela gündü benim aynı konuyla ilgili bir sorum olacak. Dün UEFA tarafından açıklanan Türkiye'deki kulüpler adlı bir konudan hiç bahsettiniz mi? Ben yayınımızın başında dinleyemesem de bölümünü dinledim. Evet. Öyle bir bahis söz konusu olmadı. İkincisi, Belhanda konusuna gelirsek
sizler de bizim gibi çalışanlarsınız. Sayın Saadettin Saran'a örnek veriyorum. Çıksanız deseniz ki yayın içerisinde Saadettin Bey gerekli ekipmanları bize sağlamıyor. Saadettin Bey buna izin verir mi, onay verir mi? Veya Sayın Barış Artür bize bu konularda böyle böyle kurumsal yapınızla ilgili canlı yayında eleştirseniz müsaade eder mi? Berlanda konusuna da Galatasaray taraftarının bu şekilde bakması gerektiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler diliyorum. Evet, görüşmek üzere. Evet. Dinleyicimizin görüşü. Doğru bir karşılaştırma değil tabii. Çünkü Galatasaray'daki zemin konusu başka oyuncular tarafından da eleştirildi. Ama Belhanda'nın tonunun ve vücut dilinin sert olduğunu söyledik biz. Ki sözlerimizin başında şunu da dile getirdik. Eğer Galatasaray yönetimi bundan önce Galatasaray yönetimini ve kulübünü küçük düşüren ve zor durumda bırakan şeylerde ceza kesseydi özür dilerim. O zaman bunun daha anlaşılır bir karar olduğunu dile getirdik. Şimdi Galatasaray'da az önce bağlanan dinleyicimiz bundan önce Galatasaray'ı, Galatasaray yönetimini zor durumda bırakacak bir durum, bir açıklama olmadığını düşünüyorsa o zaman bence bakış açısında biraz eksiklik var demektir. Galatasaray yönetimi bundan önce karşılaştığı problemlerde çözümü bu şekilde yapsa Belhanda konusu da kendi içinde tutarlı ve zaten sonucu baştan belli bir durum olurdu. Ama öyle olmadığını ben görüyorum, ben düşünüyorum ve söylüyorum. Şimdi tabii böyle durumlarda özellikle bazı taraftarların taraftarlık duygusu daha çok kabarıyor. İşte bu zaten genel anlamda sıkıntı yaratan konulardan biri. Yani ne yaparsa yapsın haklı. Kulüp haklı. Kulüp haklı, kulüp haklı. Önemli değil. Bir karar alındı, biz arkasında duracağız. Siz ötekini niye konuşmuyorsunuz? Bunu niye konuşmuyorsunuz? O öyle yapsaydı ne yapacaktınız? Konu o değil arkadaşlar. Konu bu. Konu bu. Galatasaray yönetiminin Belhanda ile ilgili aldığı karar. O ya da bu değil. Şimdi bu kararda Galatasaray yönetimi bir yol çizdi. O yolun ben daha önceki kararlarıyla tutarlı olmadığını düşünüyorum. Ve tekrar söylüyorum, eğer bardağı taşıran son damlaysa, Belhanda bu kadar problemli bir oyuncuysa, Galatasaray yönetimi neden masada Belhanda ile sözleşme uzatmak istiyor diyorum. O yüzden de hani Galatasaray yönetimi ya da herhangi bir kulüp yönetimi ne yaparsa yapsın haklıdır, biz destekleriz bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. Kulüplere, size, yönetimlere zarar veren bir bakış açısı. Bu yönetim 2-3 ay sonra olmayabilir ama Galatasaray devam edecek. Galatasaray yoluna devam edecek. Ve Galatasaray ağırlıklı olarak bu oyuncularla yoluna devam edecek. Bu teknik direktörle çok büyük ihtimalle yoluna devam edecek. Dolayısıyla her kararın kulübün geleceğini bir şekilde etkilediğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla benim söyleyeceklerim bunlar. Diğer konuyla da ilgili dinleyicimizin dün bahsettiği olay UEFA'dan bir ya açıklama değil galiba. Sosyal medyada ben de gördüm. İşte işkeden cezalan kulüpler işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivas Spor ve Eskişehir Spor. Bu sosyal medyada bayağı döndü. Burada hani yeni bir durum yok. Zaten spor yargısıyla normal yargının farklı olduğunu yıllardır konuşuyoruz. Farklı. Burada işin temelden yanlış olduğu ortaya çıkmıştı yargılama sonucunda ama işin spor hukuku tarafı ona bakmıyor. O yüzden de böyle bir karar verilmişti zamanında. Hani bunu tekrar irdelemenin, hani burada tekrar tartışacağımız bir şey yok. Zaten olan bir şeyi UEFA güncellemiş ya da ne yapmışsa artık onu paylaşmışlar, o kadar. O yüzden burada hani tartışacak bir şey de görmüyorum ben. 8.44 saatlerimiz, devam edelim. Dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ali abi, orada birçok açıklaması var ama tabii buraya yansıtacağımız kısım futbolla ilgili kısım olacak. Mesela şunu demiş Sayın Bakan, Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz. Ki burada kastettiği hakemler, bu konuda bir sıkıntı var. Altyapıyı konuşmamız lazım. Kişileri bırakıp sistemi konuşmalıyız demiş kendisi. Ve şu ifadesi de yine çarpıcı. Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi, itinayı
göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz. Gerekirse profesyonel destek alacak. Gerekirse federasyon gerekli yaptırımı uygulayacak. Kimsenin Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum demiş. Tabii ki kağıt üzerinde güzel açıklamalar bakandan ama yani inşallah tabii lafta kalmaz. Sonuçta birkaç hafta önce de Sayın Bakan hani kulüpler zemine yeteri kadar ilgi göstermezse cezalar kesilecek, en ağır yaptırımlar uygulanacak demişti. Fakat şu ana kadar böyle bir yaptırım biz göremedik. Zemin konusunda da kulüpler elbette bir çalışma içerisinde. Onlar da azar işittiler ama ne kadar iyileşti zemin o da ayrı bir tartışma konusu. Bir de bu altyapıyı konuşmamız lazım kısmı işte kişileri bırakıp sistemi konuşmalıyız. Buna da katılıyorum ama bununla da ilgili aksiyon da alınması lazım. Yani bunu sadece kulüplerin inisiyatifine de bırakmamak lazım. Çünkü kulüplere bırakınca onlar altyapıya çok fazla önem vermiyorlar. Burada devlet kanallı yani işin içine devletin de girdiği bir komple yapılanma gerekiyor. Yani Almanya'ya örnek verirken yıllarca sonuçta orada da kulüpler sadece kulüpler bunu yapmadı. Genel bir bakış açısı geliştirdiler. İşte hükümetle, federasyonla, kulüplerle komple işin eğitim boyutundan altyapı tesis, antrenör eğitimine kadar. O yüzden bunun da bir an önce başlaması lazım ama bu konuda çok konuşulduğunu düşünmüyorum ben. Yani işin altyapı boyutu, bununla ilgili bir plan proje ben göremiyorum. Yani sadece kulüp bazında söylemiyorum bunu. Genel, devlet bazında da. Ben altyapının konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsun. Hı hı. Çünkü altyapıyla ilgili konuşulacak bir şey yok. Altyapıyla ilgili konuşulabilecek her şey söylendi. Altyapıyla ilgili neler yapılması gerektiğini de herkes biliyor. Artık yani sıradan bir radyo spor dinleyicisini al, sana altyapıyı nasıl kuracağını anlatır. Artık söylenecek söz kelime kalmadı. Asıl bence tartışılması gereken bu eyleme neden geçilmediği. Artık oraya geçelim lütfen. Eyleme neden geçmiyoruz? Onu birileri bize anlatsın. Bu senin dediğin gibi devlet destekli de olabilir, kulüp bazında da olabilir. Ama devletin daha çok denetleyen, standartları belirleyen tarafta olması gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle işte zaman zaman Almanya örneği veriliyor. Kulüplere lisans verilirken altyapı tesislerinin, üst yapı tesislerinin değerlendirmenin içine alınması, işte sağlık tesislerinin işin içine alınması, kulüp personelinin işin içine alınması gibi şartları belirleyen, denetleyen ve ona göre cezai yaptırımda ya da ödülle seni teşvik eden bir yapıda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü devletin kulüpler olmadan bir altyapı organizasyonu kurması mümkün değil. Devlet spor diye bir şey yok. O yüzden belli bir standart belirlenir. O standarta bütün kulüplerin çekilmesi sağlanır. Şimdi bizde her zaman için ülkede iyi niyetli çalışmalar oluyor. İyi niyetli projeler, iyi niyetli kanunlar ortaya konuluyor. Ama bunları uygulamakta çok zorlanan, hatta bunları uygulamayan bir ülkeyiz. Bütün problem de oradan çıkıyor. İşte sporda şiddet dedik, 62-22 çıktı. Kanun mudur? Kanundur. Şu an var mıdır? Vardır. Peki uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. İşte konu o yüzden neden değil, niçin uygulanmadığı. Niçin uygulanmadığı üzerinde konuşmamız lazım. Devletin bu standartları belirlemesi lazım. Aynı şekilde zemin konusu da. Şimdi kusura bakmayın ama zemin konusu bugünün konusu değil. Zemin konusu uzun süredir Türk futbolunun gündeminde. Peki Türk futbolunun gündemindeyken Türkiye Futbol Federasyonu artık konu kangren olana kadar hangi tedbiri aldı? Hangi standartı yükseltti? Hangi cezai yaptırımı uyguladı? Hangi maçı bir stattan aldı? Dedi ki bu statta bu zeminde maç oynanamaz. Hiçbir şey yapmadılar. Sıfır. Sıfır bak. Hiçbir karşılığı yok bu sözlerin. Ben isterdim ki bundan 3-4 hafta önce zemin konusu gündeme geldikten sonra ve Futbol Federasyonu Başkanı'yla Spor Bakanımız açıklamaları yaptıktan sonra artık bu geçen süre içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yapsın, zeminle ilgili eylem planını anlatsın. Öyle bir açıklama yok. Şimdi o yüzden artık bunların hani işte zeminler konuşulsun, altyapı konuşulsun. Hayır, bunlar konuşulmasın. Bunlara neden artık el atılmıyor o konuşulsun. Neden bu irade ortada yok o konuşulsun. Bu iradeyi ortaya koyamayanlar da görevini yapamıyor anlamına gelir. Bu kadar basit.
Yani zeminin nesini konuşacağız Mert? Ne anlatacağız? Bahçıvanlık mı anlatalım biz burada yani? Zeminler kötü belli. Şimdi bir sonraki adım ne? Bunun çözümü belli bir standarta yükseltilmesi. Bunu yükseltemiyorsanız demek ki ortada büyük bir problem var. Ve şöyle de söyleyeyim. Şimdi artık Mart ayının ortasındayız. Yavaş yavaş havalar ısınacak. Kar yağışı, yağmur gibi zemini kötü anlamda etkileyen faktörler ortadan kalkacak. Ve sezonun bitmesine de zaten 12-13 maç kaldı. Ondan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası geliyor. Ondan sonra da transfer dönemi geliyor. İkisi de beraber tabii. Kesiştikleri noktada var. Sence zemin gündeme gelir mi? Ya da zemin standartlarıyla ilgili bir şey konuşulur mu? Yok, hayır. Bir sonraki. Evet, bir sonraki. Kadar. Aynen. Bir sonraki krize kadar. Şimdi her şeyi tekrar tekrar yaşıyoruz. Her şeyi tekrar tekrar yaşıyoruz. Ama yeter. Hep aynı şeyler. O yüzden hani altyapıyı konuşalım. Hayır, altyapıyı konuşmayalım. Yeter. Artık altyapıyı ne konuşacağız? Ne yapılması gerektiği belli. Mesela İngiltere'de şöyle bir gündem mi var sanıyorsunuz? Ya da Almanya'da. Altyapıyı konuşalım. Altyapı neden gündeme gelmiyor? Ya da gençler neden oynamıyor gibi bir gündem var mı sanıyorsunuz? Hayır, yok. Çünkü yapılması gerekenler var. Bunu sürekli doğru şekilde yapanlar var. Aksatanlar var. Yanlış yaptığını görüp düzeltmeye çalışanlar var. Ve onun faydasını alanlar var. Ama biz sadece lafta varız. Altyapı, altyapı, gençler, gençler, zemin, zemin. Arkadaş hani yeni problemler değil ki. Altyapı dediğin zaman bugünün sorunu mu altyapı? Yani bundan 10 sene önce Türkiye'de bir altyapı sorunu yok muydu? Bugün nasılsak 10 sene önce de aynıydı. Bir farkı yok, bir gelişme de yok. O yüzden ben tekrar söylüyorum. Devletin, kurumlarının, TFF'nin standartları belirleyen, standartları denetleyen, bunu ciddi şekilde yapan, buna göre kulüpleri ödüllendiren ya da cezayı kesen kurum olması lazım. Peki bunun karşılığı var mı? Hayır, yok. Finansal fair play'de, limitlerde bu şekilde davranan bir federasyonun siz zemin konusunda ya da bir başka konuda adil bir şekilde kulüplere yaklaşacağını ya da çözüm üretebileceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz. O zaman bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamada ne biliyor musun? Her zaman olduğu gibi. Birey bilinci, kulüp bilinci. Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi iyi yapmak için illa senin başına birinin vurması gerekmiyor cetvelle. Okulda da düşün. Okulda öğretmen her öğrenciye bağırıp kızar mı? Kızmaz değil mi? Bazı öğrenciler sorumluluk bilinciyle beraber çalışır, ödevini yapar, dersi dinler, başarılı olur. Ona tek kelime edilmez. Ama bazısı da hadi oğlum çalış, hadi kızım bunu oku, ödevini yap, bak gene yapmadın değil mi? Sürekli onda böyle bir şey var. Peki oradan bir şey çıktığını gördün mü sen hiç? Sürekli böyle kafasına vurulan öğrenciden. Ben kendi arkadaşlarımdan görmedim. En azından okul hayatında başarılı olanı. Yani öğretmeni sürekli olarak böyle hadi oğlum, hadi kızım, ödevini yap, bunu yapmamışsın diye itip böyle biraz dürttüğü öğrencilerin çok başarılı olduğunu görmedim ben. Ama kendi sorumluluğunu alan öğrencinin çok başarılı olduğunu gördüm. Kulüplerde, insanlarda bu şekilde işte. Ya eğer altyapıysa illa bekleme arkadaş. Bekleme sana birinin bir şey dikte etmesini. Sen kulüp olarak o sorumluluğu al. Bak, atla deve değil o organizasyonu kurmak. Ya ülkeyi örgütlemiyorsun. Bütün kulüpleri örgütlemiyorsun. Kendi kulübünü örgütleyeceksin. Kendi kulübünün organizasyonunu yapacaksın. Aynı şey zemin konusunda. Yani illa zemin konusunda bu kadar fazla Süper Lig kulübüne, birincilik kulübüne, Spor Bakanlığı'nın ya da Futbol Federasyonu'nun kafasına cetvelle vurmasına gerek var mı? Ya iki kere iki, zeminini düzelt arkadaş. Ben bunu anlayamıyorum bu ülkede. Gerçekten anlayamıyorum. Herkesin ağzında bir şeyler var. İş eyleme geldiği zaman kimse ortada yok. Kimse ortada yok. Ve illa devlet yapsın. Devlet el atsın. İşte TFF el atsın. Senin bilincin, kulüp senin değil mi? Oyuncular senin değil mi? Zemin senin değil mi? Ekonomi senin değil mi? Altyapı senin değil mi? Sen ellerini otur bağla, bekle işler düzelecek diye. Düzelmiyor işte. Tekrar söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, devletin kurumları
standartları belirler ve denetler. Ama gerisi size kalmıştır. Hatta normalde az önce işte okul örneğinde verdiğim gibi buna gerek kalmadan sizin çözmeniz gerekir. Ha, çözemediğiniz anda standartları belirleyen kurumlar ortalamayı bir seviyeye çeker. Sen yapamıyorsun kulüp olarak, ilgilenmiyorsun. Kötü yöneticilerin var. Kötü yönetiliyorsun. İşte o zaman o denetim mekanizması seni istemesen de bir yere çeker. Bir noktaya getirir. Hani matematik dersi verirken herkesin toplama, çıkarma, çarpma, bölme bilmesi gibi bir durum. Onu bilmeyene veremiyorsun değil mi matematik dersi? Anlatamazsın. Dört işlemi bilmeyene matematiğin başka bir konusunu anlatamazsın. İşte federasyonun da yapması gereken o. Belli bir seviyeye çekecek. Herkesi eğer yapamıyorsa görevini, ama ondan sonrası daha iyisi her zaman sana kalıyor. Bu birey olarak da böyle, hayatta, kurum olarak da böyle. Yeni saate girdik ve dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin Mert Bey, Ali Bey. İzmir'den Eyüp'ten ziraat mühendisiyim. Bu zeminlerle alakalı görüşeyim. Merhaba, Galatasaray taraftarıyım. Şimdi bu eskiden bir çizgi film vardı. Bu Akula vuruşu falan diyordu. İsmi tam gelmedi aklıma da. Tsubasa mıydı neydi? Evet, küçük golcü şimdi, diye biz izliyoruz. Tsubasa Wakabayashi'ye. Şimdi böyle koşardı. Şeyin çizgi filmin sonuna kadar kaleye gidemezdi, böyle tümsek gözükürdü sağa, böyle koşar koşar devam ederdi. Bölüm biterdi sonra. Bölüm biterdi. Bizim sahalarımız, yani Türkiye'deki genel sahalar, ben kendim de futbol oynadım. Yaşım 38. Türkiye'deki futbol sahaları santraya doğru biraz tümsektir. Su tutmaması için, işte suyun drene edilmesi için. Avrupa'daki sahalarda tam sıfır teçviyedir. Onlar başka bir sistemle suyu alıyorlar vesaire. Kullandıkları çim tohumundan tutun da işte bakımına kadar bunu profesyonel kişiler yapıyor. Şimdi siz inanabiliyor musunuz? Malatya'da veyahut da Galatasaray'da veyahut da herhangi bir Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de herhangi bir yöneticinin binlerce dönüm tarlaları, binlerce dönüm meyve bahçeleri olan insanlar var. Bunlar acaba bu sahaya müdahale edemeyecek kadar fakirler mi? Veyahut da ya topu topu 70 dönüm bir arsa, yani top sahası 70 dönümlük bir arsa, 70 dönümde ortalama 18'de 22 lira arası rulo çimin fiyatı. Yani bunun çeşitlerini birinin gelip gerçekten yönetime sunması gerekiyor. İşte bu kadar dayanır, bu kışın sarı renk olmaz, sürekli yeşil kalır. Yani bunun için bir ziraat mühendisine ihtiyaçları yok mu? Yani bu ekipler, profesyonel bir ekip her hafta 5 milyon 6 milyon lira hasılat yaptığı, 2 haftada bir tarla orası, öyle düşünün. Bunun bakımı yapılmaz mı yani? Aklım almıyor ziraat mühendisi olarak. Hı hı. O kadar da basit bir iş ki çim işi. Çok ilginç. Yani işte, niyet olmayınca, para... niyet olmayınca eylem de olmuyor. Ali Bey, kesinlikle öyle. Yani düşünsenize, kendi meyve bahçeleriyle alakalı en ufak bir problem olduğunda bizi uyutmuyorlar. Gecenin üçünde arıyorlar. İşte burada bu oldu, meyvelerde şu oldu. Kardeşim orası, sen senede bir kere hasat alıyorsun. Bu tarladan diyeyim artık, futbol sahasından. İki haftada bir minimum, pandemi olmadığında 5-6 milyon lira para kazanıyorsun. Yani yılda 500 bin lira para harcamak veyahut da oraya gerçekten işinde uzman bir ziraat mühendisiyle çalışsa. Yani bunlar müteahhite veriyorlar. Müteahhit geliyor, tak tak çimi döşüyor. Ama altında ne var? İşte sahanın tesisi düzgün mü vesaire mi? Bunlara bakan yok. Evet. Yani ne oldu da acaba 2-3 senedir bu Galatasaray'ın sahası bu kadar bozuldu? Eskiden Ali Samiyen'e biz patates tarlası diyorduk. Yani yıllarca da gittim geldim Ali Samiyen'e. Ama inanın özler olduk. Açıldı 2011 yılında. İşte evet. 10. senesi. Herhalde 8 sene kadar falan zeminle ilgili şikayet oldu Türk Telekom'da. Yani bir ara düzeldi gibi oldu. Onun dışında açıldığından beri bir zemin problemi vardı hep. Yani doğrudur. Şimdi siz yayın yapıyorsunuz. Bu arada hem Hepsiki hem Sabahspor'unu böyle severek dinliyoruz. Kaçırmamaya çalışıyoruz. Yolda olduğumuz için sürekli. Böyle bir şey var. Şimdi bu işin bir moderatörü var. O konuları toparlıyor, pas atıyor. Yanındaki yorumcu arkadaş devam ettiriyor. Bir şekilde biz de burada keyifli zaman geçiriyoruz. Ama yani bu işi yapan bir kişinin kesinlikle müteahhit değil de bu işi hakikaten bilinçli yapan, tohumdan anlayan, sulamadan anlayan bir insanın yapması, niye Enfield'da böyle bir olay olmuyor?
Suni için mi, adamlar halı mı döşüyor, biz mi? Ya da Avrupa bizi kıskanıyor ya, biz nostalji mi yapmaya çalışıyoruz? 1960'ları onlar yaşayamıyor, biz onları mı yaşamak istiyoruz? Çok ilginç. Yani bakanın falan çözeceği bir iş de değil bu. Ben bugüne kadar görmedim böyle taraftarı olan kulüplere sahadan dolayı ceza kesebilecek birini. Çünkü bunların hepsi bir de oy kaygısı da var. Öyle bir şey zannetmiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Sağ Barış Bey'e de selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Aleyküm selam. Görüşmek üzere. Evet. Barış abi de bu arada izin de onu da söyleyelim, evet. Yeri gelmişken. Yarın da bizlerle birlikte olamayacak, bugün de yoktu. Sen tabi az önce uzun uzun konuştun Ali abi bu zemin konusunda. Bazı dinleyicilerimiz de sana şöyle demiş. Dizileri yarım kaldı. Bunu hiç konuşan yok demiş Mehmet Ünlü mesela. Barış abi olmayınca tabi fazla bir mesai yapıyorsun sen de. Onun haricinde mesela Hasan Polat demiş ki bana sorabilir misiniz? Sorarım tabii kendime. Şöyle yazmış çünkü. Mertelama kesin Berhan'la ilgili bir şey yazmış. Kesin. Evet. Başka bir şey olamaz. Aynen. Mertelama sorabilir misiniz? Tabii iletiyorum kendisine hemen. Şöyle soruyor. Belanda geldiğinden beri aldığı büyük maç var mı? Bu adamın neyini övüyor? Bu adamın iyi yaptığı bir şey söylesin. Dişimi kıracağım demiş. Tamam, sen de de ki yok, rahatlasın Hasan Bey'le. Evet. Büyük maç var mı? Yok. Böyle tek başına aldığı büyük maç yok. Evet, doğru. Ama bu adamın iyi yaptığı bir şey söylesin, dişimi kıracağım. Tabii abarttı yani. Bir futbolcu bu kadar yıl Galatasaray'daysa, Fatih Terim de ona bu kadar çok güvendiyse bu süreç içinde bir şeyler görmüştür herhalde. Hani ben göremedim madem. Hani ben oraya getiriyor biraz iş. Yani çok anlamıyorum bu işten. Olabilir. Ama Fatih Terim de mi anlamıyor? Bu oyuncuyu tutuyor, bu kadar şans veriyor. Hatta şu haberler çıkıyordu yani, zaman zaman satılması gündeme geldiğinde bile Fatih Terim veto etmişliği var. Belanda'yı göndermek istemiyordu. Onu da bence bir düşünmek gerek. Şimdi başka konulara geçelim biraz reklama kadar. Tabii bu hafta şunu söylemiştim pazartesi günü. Bu hafta Beşiktaş'la ilgili çok haber çıkmaz diye bakıyorum dünden bu yana. Gökhan Töre var. Evet, Gökhan Töre, onun sakatlığı haber olarak son gün değer kazandı. O da üçüncü kez sakatlandı. Pazartesi günkü idmanda bacağında ağrı hissetmiş. MR sonucunda da birinci derece gerilme tespit edilmiş. Gökhan Töre'nin de durumu bu maalesef. Yani yaşı çok yaşlı değil artık. Yani 90'lı artık derken yanlış ifade kullandım. 92'li Gökhan Töre. 28-29 yaşında. Hani futbolun en olgun döneminde aslında şu anda. Fakat bu sakatlıklar onun da ileri gitmesini engelliyor. Sezonun geri kalanında da çok istikrarlı bir şekilde güvenemeyecek. Dün baktım şöyle bir sakatlık yüzünden 12 maç kaçırdı diye saydım. Hı hı. Kadroda olup oynamadığı, kadroya alınmadığı maçlar da var. Ama sakatlık yüzünden 12 maç kaçırmış gibi gözüküyor Beşiktaş kariyerinde bu sezon. Dediğin gibi 3. sakatlık, ki Sergen Yalçın'ın da çok güvendiği bir oyuncu. Aslında Beşiktaş'ın da ihtiyacı olan bir oyuncu. Çünkü sağ önde Gezal 65-70 dakikalık kondisyonla mücadele eden bir isim. Dolayısıyla onun yoğun maç fikstüründe biraz da rotasyonlu şekilde kullanılması lazım. Ha, bu iyi bir şey aynı zamanda. Neden iyi bir şey? Çünkü bir sonraki oyuncunun da her karşılaşmada oynaması, kendini hazırlaması, işte olası bir sakatlık, ceza ya da hastalıkta işine geliyor. Şimdi Gezal hani hiç formayı vermeyen bir oyuncu olsa, Gökhan Töre kenarda ya da işte onun yediği kenarda kalacak. Belki hiç forma şansı bulamayacak. Ama aksi bir durumda da biraz onun da kendini bulması, maç kondisyonunu, ritmini bulması zor olacak. Bu da ilginç bir konu futbolda tabii. Hani bir oyuncuyu böyle sürekli oynasın, istikrarlı mı istersin? Yoksa hani onu da zaman zaman rotasyona sokarak arkasındaki ismi de hazır mı tutmak istersin? Bu enteresan bir tartışma konusu. Mesela desen ki hani Josef de Souza öyle olsa daha mı iyi olur? Tabii ki olmaz değil mi? O da değil, işte biraz mevkiye göre evet, farklılaşabiliyor. Neticede Gökhan Töre senin dediğin gibi hani zaten kariyerini belirleyen kelime sakatlık oldu Gökhan Töre'nin. Buradan Premier Lig'e gitti. Bilic onu Premier Lig'e götürdü. O kadar güveniyordu, o kadar beğeniyordu Premier Lig'e alacak kadar, ama West Ham'da bir sakatlıkla beraber iş tekrar nerelere geldi. Gökhan Töre açısından çok üzücü. Beşiktaş açısından da kalan haftalar adına bir kayıptır. Çünkü Gezal'in de 3 sarı kartı var. Sezonun bir noktasında cezalı duruma düşecek. Gökhan Töre, efendim? Mi acaba? Ya sonuçta kalan karşılaşmaların hepsini sarı kart görmeden tamamlarsa. Aklıma Bakıstas geliyor bir önceki sezon. Böyle 10. küsur hafta 3 sarı karta ulaşıp sezon sonuna kadar götürmüştü. Bakıstas
bunu başarmıştı. Gezzar da istemese görmez bence. Öyle bir profil. Hani çok agresifliği de olan bir oyuncu değil Gezzar. Yani sinirli ya aslında mi? Hani oyuncuların tabii ki profili çok önemli burada dediğinde, ama şöyle bir durum ortaya çıktı. İkili mücadelelerde şimdi oyuncular topa basayım derken zaman zaman rakibin de ayağına basıyorlar. Doğru. Hani bu oyuncunun profiliyle alakalı değil. Sadece ikili mücadeleyle alakalı. Bazı oyuncular tabii daha sert, daha böyle faal yapmaya yatkın ama sıradan bir oyuncu ya, agresifli olmayan bir oyuncu. İkili mücadelede hani müdahale ederken zaten orada saliselik bir hata yapsa oyuncunun ayağına basabiliyor. Dolayısıyla bu da sarı kart artık futbolda. Çok kolay değil. Tabii tabii. O yüzden ben hani yani, o süreci yönetmek. Benim verdiğim örnekte Fenerbahçe'de Kayt öyle çok maç oynamıştı. Beşiktaş'ta Atiba'nın çok maç oynadığını hatırlıyorum ama rekor herhalde Bakasetas'ta. Evet, ona tekrar ben bakayım tam olarak kaç maç öyle sarı kart sınırında gitmiş. Bir de Gökhan Töre'yle ilgili, şimdi sen Gezzal'in birinci alternatif dedin ama hani performansıyla da öyle çok fark yaratmadı. Mesela taraftara sorsan eminim ki Hasic'i daha fazla görmek isteyecektir Gökhan Töre'ye göre. Daha çok heyecan veriyor diye düşünüyorum, öyle hissediyorum Hasic. Ve sahada da böyle çok kötü bir görüntü de değil. Yani şimdi bugün Hasic'i kazanmaya çalışmak mesela Gökhan Töre'yi kazanmaya çalışmaktan bence çok daha doğru bir hamle olur. Ama tabii bir yandan da hani anı kaçırmama kaygısı var. Yani Gökhan Töre'den anlık belki daha fazla katkı alırsın ki onda bile ben çok emin değilim. Hani Hasic'den çok fark yarattı mı? Çok ön plana çıktı mı? Hani Gökhan Enkudu'yu mesela kesecek kadar mıydı Gökhan Töre'nin performansı? Değildi. O yüzden hani Gökhan Töre'nin sakatlığı kendi adına kadro derinliği açısından kötü ama Hasic Enkudu sağlıklı olduğu müddetçe bence Gökhan Töre'nin yokluğu da öyle aman aman aranmaz. Enkudu sağ ayağıyla içeri girmeyi seven bir oyuncu olduğu için şimdi Enkudu'nun en iyi yaptığı işlerden birini fark etmez. Larin'i sağ kanada atıyor. Yani işte yani yok, rakibi birebir alıyor. Evet. Karşısında birebir alıyor. Bir sol bir sağ yapıyor. Ondan sonra sağ ayağıyla genelde plase vurmayı düşünüyor. Eğer çok out çizgisine doğru yaklaşırsa bu kez pas vermeyi düşünüyor. Enkudu attığı çalıma göre. Sağ tarafa geçtiği zaman Enkudu'nun tek yapabileceği repertuarı çizgiye doğru inmek. Çizgiye doğru indiği zaman da hani ya rakibi geçecek, rakibi geçip içeri girmesi lazım. O daha zor bir olasılık. Ya da oyuncuyu geçmeden birebir de kaldığı zaman çizgiye inip orta yapmayı deneyecek. O ortaların da çok başarılı olduğu söylemez. O yüzden hani Enkudu'nun sahada oynaması bir alternatiftir. Tabii ki alternatiftir. Ama dediğim ama gibi oyuncunun ya verimi daha çok sol tarafta. Tamam ama işte Enkudu'yu da ilk 11 oynattığı zaman sola alıp Larin'i de sağ kanatta oynattığı düzen çok gördük bu sezon. Larin'in de verimi bana sorarsan sol kanatta. O yüzden ben biraz daha Gökhan Töreci olduğunu düşünüyorum Sergen Hasic. Yalçın'ın. Ne? Tamam, Enkudu Gökhan Töre'de tamam. Burada Gökhan Töre. Bak yanlış anlama, oyuncular oynamaz demiyorum. Yok tamam, İkisi Enkudu üzerinden gittin. İkisi de oynar. Yani Larin de oynuyor. Enkudu da oynar. Hatta Abu Bakır da koyuyor, da oynar. Yok oynar tamam. Hepsi oynar ama bu oyuncuların hepsi Abu Bakır dahil sol önde kendilerini biraz daha rahat hisseden oyuncular. Ya da daha verimi artan oyuncular. Hasic'i aldığın zaman, şimdi Hasic'le ilgili hep söylüyorum. Hasic alan geçemiyor. Mesafe kat edemiyor topla. En büyük sıkıntısı o Hasic'in. Hasic önünde bir oyuncu olduğu zaman onu çalım atabiliyor. Ama çalım attıktan bir saniye sonra oyuncu tekrar Hasic'in önüne geçebiliyor. Geliştirmesi gereken yan bu Hasic'le alakalı. Ama bununla olan da ilgili şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Beşiktaş sezon başı oyun formatında evet Hasic'lik bir format yoktu. Çünkü geride çok kabul ediyordu ve çok alan kazanması gerekiyordu. Ama Beşiktaş artık alan kazanması gereken bir takım değil. Zaten önde oynuyor. Yani Hasic'in illa böyle 3-4 adam geçmesine gerek yok. Zaten orada i̇şte dar alanda iş yapacak. O yüzden de sonradan girdiği karşılaşmalarda. Şimdi Hasic ne zaman oyuna giriyor? Hasic oyunu çözmek için girdi mi? Hasic hep oyun çözüldükten sonra girdi. Hani Hasic'in bizim söylediğimiz formatta ön plana çıkabilmesi için bana sorarsan maçın 0-0 gitmesi lazım. Yani orada yetenekle oyuncuyu geçecek. Belki geçtiği anda faul olacak. Belki geçtiği anda bir şut çıkartacak. Ama Hasic genelde Beşiktaş 1-0, 2-0 öndeyken oyunu alınınca şimdi orada artık iş biraz daha alan geçen oyuncuya kalıyor. Topla kat eden oyuncuya kalıyor. Şimdi Enkudu mesela böyle maçlarda en büyük silahlardan biri değil mi? Öndesin, topu önüne alır, müthiş mesafe kat eder, geçer. Gökhan Töre, evet toplu driblingi vardır, takımı ileri çıkartır, topu ileri taşır. Hasic, işte girdikten sonra bence zorlanmasının ve etkisiz kalmasının sebeplerinden biri de bu. Çok fazla alan var ama Hasic'in tarzı o alanı geçmeye
çok da müsait değil. Geçse bile yakalanıyor. Fizik olarak da sıkıntıları var. Peki Gezal çok farklı mı Hasiç'ten sence? Gezal 0-0 da oynuyor zaten işte. Gezal hep şeyde oynuyor. Gezal çözen oyuncu. Hasiç'e göre de tabii daha yetenekli, daha kaliteli. Şimdi Gezal son maçta nasıl? Merkeze geldi, kafasını kaldırdı, bir pas verdi. Gol attı, maçı çözdü. Attırdı, maçı çözdü. Hani sanki Gezal ile Hasiç aynı anın oyuncuları gibi. Aynı anın farklı yaşta, farklı kalitedeki oyuncuları gibi. Ama hani bana desen ki maç 27. dakika 0-0 oldu ya, Gezal sakatlandı, Allah korusun. Kimi alırsın desen, kapanan bir takım karşısında Hasiç'i düşünebilirim. Hani eğer kulübede Laiç, o şu bu yoksa. Ne demek istediğimi anlatabildim evet, mi? Evet, güzel anlattın. Katılıyorum. Haklılık payın var tabii ki. Böyle de düşünüyor olabilir Sergi Yalçın. O yüzden de belki Gökhan Töre'yi hani Enkudu'dan ve Hasiç'ten önde görüp son maçlarda hep Gökhan hani Töre'yi... Hasiç'e yer veriyor aldı. Ama verdiği noktalarda Hasiç'in çok tarzı olan bir oyun yok sahada. Evet, şimdi bu az önce Bakasetas'la ilgili sarı kart konusuna değinmiştim. 2019-20 sezonunda 7. haftada 3. sarı kartı görüyor. 7. haftada. 7. haftada 5-6-7 de üst üste görmüş. Ve sadece son hafta 34. hafta sarı kart görmüş. Bu herhalde kırılabilecek bir rekor değil. Evet, dinleyicilerimiz de Mario Gomez örneğini vermiş. Fakat Bakasetas'ınki daha iyi. Onu söyleyeyim. 3 dinleyicimiz Kafalardan Seken Top, Kartal ve Hakkı isim dinleyicimiz. Mario Gomez 17. haftada görmüş sarı kartı. Sezon sonuna kadar gitmiş ama bir yerde hafta. 7. haftadan itibaren Mario Gomez'inki 17. Evet. hafta. Arada ben çok Mario Gomez'i hatırlamıyorum. Enteresan. Fark var. Gomez de evet 5. hafta, 15. hafta, 20. hafta. Ki 20. hafta demek de yanlış olur. Orada fikstür de kaymış galiba. Hadi Aralık de Aralık'tan itibaren görmemiş. Bir taraftan da Ekim'den itibaren. Bakasetas'ınki çok daha etkileyici o yüzden. Bakalım Gezal ya da diğer futbolcular Beşiktaş'ta. Rozier, Gezal ve Josef. Evet, çok kritik oyuncu şimdi. Ve Başakşehir maçı müthiş müthiş önemli. Çünkü sonra Fenerbahçe tabii. maçı var. Şimdi Rozier, Gezal, Josef dediğin zaman bu sezonun en iyi 3 oyuncusunu yaz desen Abubakar'la beraber bunu yazarsın. Bu evet. oyuncuları yazarsın. Aynen öyle. O yüzden Başakşehir maçında en ufak bir kötü senaryo, hani bir sarı kart çok etkileyebilir. Futbolun içinde var. Sarı kart da kırmızı kart da var. Ama futbolun içinde olan sarı kart, kırmızı kart işte az önce anlatmaya çalıştığım pozisyon gibi. Hani ikili mücadeledir. Artık yapabileceğin bir şey yoktur. Orada geç kalmışsındır. Bir müdahale yaparsın. Ayağına gelir, bacağına gelir. Kartı görürsün. Ama mesela nasıl kart görmemen lazım? İtiraz. Tamam. Aynen. Top taca çıktı. Hakeme itiraz edip sarı kart görürsen o, hep söylüyorum ben, ihanetle eşdeğer görüyorum bu tarz kartları. Yani bir arkadaşın, takım arkadaşın faul yaptı. Hakem bir karar verdi. Sen o karara gidip itiraz ediyorsan ve kart görüyorsan bu artık profesyonelce değil. Öyle olmadığı sürece zaten bir yerde bu oyuncular kart görecek, cezalı duruma düşecek. 9.23 saatlerimiz, iddia günün kuponu vakti. Bugün Avrupa Ligi'nde son 16 tur heyecanı başlıyor. 20.55'te 4 ve 23'te 4 karşılaşma oynanacak. Bülteni ben hızlıca söyleyeyim. Tabii ki bu karşılaşmaları iddiada tek maç ve canlı seçenekleriyle oynayabilirsiniz. Bir sürü bahis seçeneği mevcut tabii ki. 20.55'te Ajax, Young Boys, Dinamo Kiev, Villarreal, Manchester United, Milan, ki gecenin profili en yüksek karşılaşması bu karşılaşma, ve Slavia Prag, Rangers maçları var. 23 seansına geçtiğimizde Roma, Shakhtar, Olympiakos, Arsenal, Tottenham, Dinamo Zagreb ve Granada, Molde. Granada, Molde de herhalde en az merakla beklenen eşleşme gibi gözüküyor. Kağıt üstünde en zayıf eşleşme. Sanki J grubu 4. hafta maçıymış gibi. Evet. Kötü gözüküyor gerçekten ama büyük de başarı onlar adına. Onu da söyleyelim. Granada'da, Molde'de buralara kadar gelmeyi düşünmüyorlardır. Evet. Bu arada bir de Euroleague'de de karşılaşmalar var. Şimdi tamam. Mehmet de bugün Deniz Aksoy'dan maç tahminleri alın. Belki bir baklava daha çıkar minvalinde bir tweet paylaşmış. Orada da bir El Clasico var. Real Madrid-Barcelona mücadelesi. O da saat 23'te başlayacak. Evet. Sen 8 tane karşılaşmayı söyledin. Bein yayınlayacak mücadeleleri. Manchester United Milan izlemeye değer gibi gözüküyor. Tottenham Dinamo Zagreb. Açıkçası ben Tottenham'dan handikaplı bir galibiyet bekliyorum Dinamo Zagreb karşısında. Orada da Gareth Bale gaza ciddi şekilde bastı. Son 6 resmi karşılaşma 6 gol. Harry Kane son maçta
Müthiş oynadı Burnley önünde. 2 gol 2 asist. Olağanüstü gollerinden bir tanesi de olağanüstüydü, ilk golü. Harry Kane'i izlemek bu sene çok çok büyük keyif. Hatta geçen gün programda konuştuk, biliyorsun. Şimdi Manchester City şampiyonluğa yürüyor. Normalde sezonun en iyi oyuncusu şampiyon takımdan söylenir, değil mi? Evet. Ama bu sene hani Harry Kane gösterdiği performansla sanki yılın oyuncusu ödülünü hak ediyor gibi gözüküyor. Normalde Manchester City ilk ay ön plana çıkıyor. Ama Harry Kane'e verirlerse bu sene ödülü, açıkçası şaşırmam. Hani sadece Harry Kane için bile Tottenham maçları izlenebilir. Onun yanında Son var. Bir de Bale eklendi bu üçlüye. Son maç Lucas Moura olağanüstü oynadı. Orayı o da farklı bir seviyeye çıkardı enerjisiyle birlikte. Dolayısıyla şu an Tottenham takımı izlemeye değer bir takım. Sen Mourinho hocamı sevmiyorsun. Evet. Biliyorum. Enteresan da bir şey olmuş Mert. Dün söylediğim istatistiği burada da paylaşayım. Tottenham bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gole ulaşan ikinci takım oldu. İlki Bayern Münih, 106 gol atmış. Tottenham'da tüm organizasyonlarda 100 gole ulaşan ikinci takım oldu. Hani, ben hiç beklemezdim. Çok. Hani Mourinho defansif oynatıyordu. O da öyle dedi. Bizim gibi sıkıcı bir takım için dedi. Bu iyi bir istatistik dedi. Mertelen bunu niye konuşmuyor? Ama bu klasik yani. Bunlar niye gündeme gelmiyor? Ayk Kocaman da aynı şeyi söylüyordu. Erol Boots. Nasıl oluyor peki? Alanya'da, Yeni Malatya'da bunları söylüyordu. Nasıl oluyor? Söylüyordu. Bu da enteresan değil mi? Enteresan tabii. Bu tarz ekiplerin. Bu kadar çok gol atması. Yani Aykut Kocaman'ın oyun mantığıyla Fenerbahçe'nin ligin en çok gol atan takımı olması. İşte Tottenham'ın Mourinho yönetiminde Avrupa'nın 5 büyük liginde. Hani burada bir sürü takım varken tüm organizasyonlarda 100 gole ulaşması hakikaten zaman zaman futbol insanları şaşırtıyor. Ama Dinamo Zagreb önünde. Bir de tabii işin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Mourinho'da kupa almayı, kupa kazanmayı çok seven bir teknik adam. O yüzden bakış açısını genelde takıma iyi aktarıp takımı bu tarz maçlara iyi motive edebiliyor. Onlar biliyorsun Lig Kupası finalinde Manchester City ile oynayacaklar. Hı hı. Şimdi Dinamo Zagreb'i aşarlarsa burada çeyrek finaldeler. Hani Mourinho mutlaka iki kupayla kapatmanın hayalini kuruyordur diye düşünüyorum ben. United'da da değil mi, Mourinho'nun bir Avrupa Ligi zaferi var. Var. Avrupa Ligi zaferi var. United'da kazandı onu. United-Milan mücadelesinde ben iki tarafın da gol atacağını bekliyorum. Atmasını umuyorum. Hani bu gece saati de çok güzel maçın. 20.55. Çok geç değil. Hani açıp izlenebilir. Umarım keyifli bir mücadele olur. İzleriz. Slavia Prag Rangers dikkat çekici bir eşleşme. İki takım da işte Rangers yıllar sonra İskoçya'da şampiyon oldu. Slavia Prag önceki turda Leicester'ı gol yemeden elemeyi başardı. 0-0 2-0'la. Orada belli bir yapı oluştu. O eşleşme de dikkate değer. Ama Ajax Young Boys benim üçüncü tercihim olacak. Hani United Milan'da gol var. Tottenham'ın handikaplı galibiyeti. Ajax Young Boys'ta da bir Ajax galibiyeti bekliyorum. Son bölümdeyiz Sabah Spor'unda. 9.32 yaptık saatlerimizi. Bugünün tabii programın büyük bölümünü Belanda konusuna ayırdık. Aklıma da şu geldi Ali abi, Belanda'yı da konuşurken. Bundan birkaç hafta önce biz sürekli Fenerbahçe, Erol Bulut'un geleceğini konuşuyorduk. Şimdi bununla ilgili bir gündem yok. Belki hani Belanda konusu olmasa tekrar Fenerbahçe'yi daha fazla konuşabilirdik. Ama bu süreç Fenerbahçe'yi de biraz yaradı bana kalırsa. Yani şu anda bu kadar tartışılmaması, odak noktasının Fenerbahçe'den Galatasaray'a çevrilmesi. Hatta Beşiktaş zaten hiçbir zaman son dönemde odak noktası olmadı. Onlar kendi başlarına bence en doğrusunu da yapıyorlar. Şampiyonluk yolunda gidiyor ama Fenerbahçe için de böyle toparlanmak açısından, biraz rahatlamak, biraz üzerlerindeki baskıyı kırma açısından işlerine de gelen bir gündem oldu Belanda. Bir yandan onu düşündüm. O dönem çünkü Fenerbahçe daha çok rahatsızdı. Şimdi Galatasaray'la nasıl rahatsız bu kadar Belanda konuşulmasından, ki kendilerince haklılık payı var. Hatta işte gündemi değiştirmek için farklı farklı şeyler de ön plana çıkarıyorlar. İşte UEFA'nın şike cezası verdiği dün açıklandı dedi. Ben çok önemsememiştim mesela bunu. Seninle reklam arasına baktık. En son Haziran 2019'da güncellenen bir metinden görsel. Sanki dün paylaşılmış gibi. Yani neredeyse 2 yıl olmuş. 2 yıl olmuş. Bu ne demek? Hani çok Galatasaray konuşuldu. Bakın biraz da Fenerbahçe konuşuyorsun. Bu bir taraftar refleksi. Tasvip etmiyorum ama anlayabiliyorum taraftarların neden böyle düşündüğünü. O yüzden Fenerbahçeliler de şu anda hani bugün şunu demezler bize herhalde. Neden hiç Fenerbahçe konuşmadınız? %100 öyle. %100 öyle. Senin dediğin gibi. Zaten bir kulüple alakalı olarak hiç haber çıkmıyorsa işlerin iyi gittiğini ya da problemin az olduğunu defalarca anlattık burada. Ama işler bir kulüpte iyi gitmese de
ortalama bir seviyede. Hani bazı problemler olsa da zaman zaman gündeme gelse de gündemin tabii o kulüpten çıkıp başka bir kulüp üzerinden konuşulması, değerlendirilmesi mutlaka işe yarar. Herkes huzur ister çalıştığı yerde. Sonuçta düşün, Fenerbahçeli bir oyuncu ya da Fenerbahçe'nin teknik direktörü, sportif direktörü, başkanı açıp her gün kendiyle ilgili konuşulanları okusa, dinlese etkilenmemesi mümkün değil. Etkilenmemesi, ona göre tavır alması, kimi görüşlerden belki bir şeyler çıkartıp ona göre bir eyleme geçmesi ya da geçmemesi çok kolay işler değil hakikaten. O yüzden de bugün gazeteyi açtığın zaman, işte radyoyu dinlediğin zaman, sosyal medyaya baktığın zaman seninle ilgili bir şey konuşulmadığı anda biraz daha rahat bir şekilde işine odaklanabilirsin. Fenerbahçe açısından zaten hesap belli. Ben Gençler Birliği maçında bir problem olduğunu, olacağını düşünmüyorum. Sen olabilir diye düşünüyorsun. Olabilir. İç saha bu tarz takımlara karşı zorlanıyor. Her takım Konya gibi geriden paslı çıkayım demiyor. Ki evet. Fenerbahçe'nin en sevdiği şey bu. O yüzden ben bir direnç olabilir bekliyorum. Olabilir diye düşünüyorsun. İşte bir teknik adam değişikliği. Tabii. Mehmet Hoca'nın gönderilmesi. İbrahim Yılmaz orada gündemde. O, ama henüz resmi bir açıklama demişti. Gelmedi. Değil mi? Malatya'dan geldi İrfan Muz ama Gençler evet, Birliği'nden. Gençler Birliği'nden bir açıklama gelmedi henüz. Belli ki yardımcı antrenörle çıkılacak. Eğer çok ekstra bir gelişme olmazsa Fenerbahçe maçı öncesinde. Sonra da zaten Beşiktaş maçı var. Şimdi Gençler Birliği maçı da kazanılırsa Beşiktaş mücadelesi öncesi Fenerbahçe için sağlıklı bir ortam oluşur. Çünkü Beşiktaş üst üste iki Başakşehir maçı oynayacak. Yıpranma ihtimali var. Sarı kartla da yıpranma ihtimali var. Skor olarak da yıpranma ihtimali var. Fenerbahçe için hani Gençler Birliği maçı kazanıldıktan sonra bir haftalık süre tamamen Beşiktaş mücadelesine konsantre olacağı ve kazanıp tüm iğmeyi, tüm rüzgarı arkasına almayı planladığı bir ortam var Fenerbahçe için. O yüzden de bu Belhanda olayı hakikaten sana katılıyorum. İlaç gibi gelmişti. Fenerbahçe için ilaç gibi olmuştu. Çünkü daha işte hafta sonu ne çıktı haber? Emre Belezoğlu istifa etti, eşyalarını topladı. Ne oluyor Fenerbahçe'de? Fenerbahçe cevap verdi görselli bir şekilde. Ama sonra 3-0'lık galibiyet Konyaspor karşısında. İşleri en azından sahada biraz toparladılar. İlk yarım saatlik oyun beğenildi. Sonra bugünden maddesiyle birlikte biz yani yarın da herhalde çok büyük bir gelişme olmazsa gün içerisinde Fenerbahçe'yi de çok fazla konuşmayacağız. Yarın zaten akşam 19'da Başakşehir Beşiktaş mücadelesi var. Cüneyt Çakır bu arada maçta görevli. O da enteresan bir tercih. Neden söylüyorum? Salı günü maç yönetti Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde. Ve bir cuma maçına atandı. Bu da bana kalırsa çok normal değil ama bir yandan da MHK riske girmek istemedi. Bu karşılaşmada anlaşılan o. Alelacele hani Cüneyt Çakır hemen cuma günü maç verdiğinden hareketle bu çıkarımı yapıyorum. Şimdi bugün gazetelere baktığımda Fenerbahçe ile ilgili mesela Sözcü Caner gazete... konusu vardı. Dün Caner ile ilgili bir gelişme olmadı. Beklenti Caner'in işte Samandıra'ya gidip Erol Bulut'la yüz yüze görüşüp özür dilemesi ve affedilmesiydi. Gençler Birliği mücadelesinde kadroda olması düşünülüyordu Caner'in. Dün yazılanlar buydu. Abi bugün olmaz demiyorum ama dün Fenerbahçe ile ilgili en önemli konu Caner'in affıydı. Hatta Emre Belezoğlu'nun bir rapor verdiği, rapor doğrultusunda da bu şekilde hareket edileceği konuşuluyordu. Dün o gerçekleşmedi, o beklenti. Bakalım bugün hani Caner'le ilgili bir şeyler okuyacak mıyız? Caner affedildi, antrenmana geri döndü diye. Hani o problemi de Fenerbahçe böyle çok da fazla kendine zarar vermeyecek şekilde, tabii skorlarla da destekleyerek atlattı gibi gözüküyor. Caner'i affedebilir Erol Bulut. Antrenmanları alabilir. Kadroya da alabilir. Ama ben Gençler Birliği'nde Novak'la kesin şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin şansı Novak'ın sakatlıktan çıkması oldu. Hani ilk maç Zalai oynadı. Sonra Novak 11'e monte edildi. Çok da sırıtmadı Novak oynadığı karşılaşmalarda. O yüzden ben de çok büyük bir problem olmasın Novak'la devam eder. Çünkü Zalai de merkezden çıkarmak çok iyi bir tercih olmayabiliyor her zaman. Tisera'nın yaptırdığı hataları tabii, da görünce. Tabii. Serdar Zalai'ye çok dokunmaz. Pelkas takımla beraber çalışmalara başlayacak. Yaşadığı çarpışmadan sonra. Dolayısıyla Gençler Birliği önünde Fenerbahçe'nin de benzer şekilde bir dizilişle sahada olmasını bekliyoruz. Evet, Sözcü Gazetesi'ndeki haber Fenerbahçe ile ilgili, sıra geldi Kadıköy'e. Bir araya gireyim mi? Tabii. Salim Manav bizi dinliyormuş. Onun da her yerde kulağı var. Bana gelen bilgi demiş. Caner sezon sonuna kadar takımdan ayrı tutulacak. Sezon sonuna kadar. Evet. Bakalım beklenti yani. Beklenti bu yönde. Salim Hanım'ın bilgisi, onu da aktarmış olalım. Çünkü
Bu olay oldu ve hafta başı özür dilemesi bekleniyordu. Perşembe gününe geldik, hala bir af haberi çıkmadı. Süreç biraz uzadı gibi gözüküyor. Biraz evet, dediğine doğru gidebilir evet, belki. Salim Manav diyorsa dikkat etmek lazım. Evet. Haber şuydu benim az önce paylaşacağım. Sıra geldi Kadıköy'e. Deplasman kralı Fenerbahçe evinde de ezici üstünlük kurmaya hedefliyor denmiş. Erol Bulut şampiyonluk yarışının son virajına girilirken Gençler Birliği maçıyla birlikte iç saha maçlarında baskılı futbol taktiğine geçerek kötü seriye bir son vermek istiyor denmiş. Ama yani baskılı futbol çok yok Fenerbahçe'de. Yani baskılı diyemem. Topa çok sahip olduğu maçlar var ama çok baskıyı hissettirdiği karşılaşma yok. Hani rakibi boğduğu, beklerin açık gibi oynadığı böyle bir karşılaşma ben hatırlamıyorum. İç sahada topa sahip oldu birçok maçta. 70'lere kadar varan topa sahip olmalar oldu ama bu baskıyı biz hiçbir zaman hissetmedik. Deplasmanda zaten öyle bir baskı yok. Hani Konya maçının ilk yarım saati baskı diyebilirsin. Rakip çıkartmadı. Baskıyla beraber belki önde oynama niyeti de diyebiliriz ona. Hı hı. Hani rakibe yapılan baskı hücum pres anlamında da değerlendirilebilir, düşünülebilir. Yoksa Fenerbahçe'nin oyun olgunluğu, senin söylediğin oyun olgunluğu değil şu an. Değil tabii yani. Beşiktaş'ından evet, çok farklı. Hani rakibi bekleyen bir Fenerbahçe yerine rakibi önde karşılayan, işte belli oyuncuların fizik gücüyle takım halinde o topu kapmaya çalışan bir Fenerbahçe taraftarların onayını aldı bana sorarsan. Hani bu oyunun illa topa çok fazla sahip olup senin dediğin tarzda olması istenir ama şu an bence çok da yakın bir hedef değil o. Fenerbahçe'nin hani geride kalan 12-13 haftasını düşünürsen. Ama Fenerbahçe oyun merkezini biraz daha öne taşısın. Rakibi çok beklemesin. Rakibin üzerine gelmesine izin vermesin. İleride mümkün olduğu kadar ileride olsun. Ama işte Konyaspor gibi oynayan takımı da çok bulamaz Fenerbahçe işte. Bence o ayrımı da bu son maçla birlikte iyi yapmak gerekiyor. Yani Gençler Birliği geriden pasa çıkayım demeyecektir bana kalırsa. Konya bunda ısrar etti. Yani kaleci Şehiç sürekli pasla çıktı stoperlere, sol beki, sağ beki oyun kurmaya çalıştılar. Sürekli kaptırdılar ama uzun vurduğunda ne yapacaksın? Set oyununu oynamak zorundasın yine. Fenerbahçe golleri set oyunundan mı buldu? Kazandığı toplarla mı buldu? Kazandığı toplarla buldu. Evet, set oyunu Trabzon maçında bile öyle buldu. Evet. Hani üstün oynadığı zaman pozisyonlara girdi ama sonuçlandıramadı. Dediğin gibi golleri de set oyunundan ziyade kazanılan top hızlı hücumlarla buldu. İşte burada rakip teknik direktör de ön plana çıkıyor. Şimdi hep söylüyorum ben maç içerisinde eğer A planın işlemiyorsa hemen diğer planları devreye sokman lazım. Eğer baktın önde baskı yiyorsun. Top kayıpları yaşıyorsun. Kalende de tehlikeler var. O zaman uzun vurmak günah değil. Uzun oynamak günah değil. Kimse seni baskı yediğin anda sistemini değiştirip uzun çıkarak o problemden kurtuldun diye eleştirmez. Vay be Konyaspor'a bak ne yaptı kendi gibi oynayamadı demez. Asıl olan şartlara uyum sağlamak. Dolayısıyla dediğin doğru. Tabii ki rakip teknik adamlar da Fenerbahçe'yi analiz ederken bunu düşünüp ona göre bir plan geliştirecekler. Belki bu eskiden B planıyken uzun vurmak artık A planı olacak Fenerbahçe maçlarında. Fenerbahçe'nin de o değişime cevap vermesi gerekiyor. Tabii. Zaten bütün olay bundan ibaret. Etki tepki. Sen ne yaptın, ben ne yaptım. Sen bir hamle yaptın, ben bir hamle yaptım. Satranç futbolda bu şekilde. Teknik adamlar neden var? Bir şeyler düşünsünler, bir şeyler uygulasınlar diye var. Sana katılıyorum. Gençler Birliği Fenerbahçe analizinde Konyaspor'u etüt ederek farklı bir oyuna gidebilir. Hani Fenerbahçe Alanyaspor maçını nasıl oynadı, rakibi nasıl analiz etti? Değil mi? Topu verdi rakibine, çok geride pasla çıkmayı denemedi. Öyle de başarılı oldu. Burada da Gençler Birliği benzerini yapacaktır. Ama işte benim buradaki şüphelerim Gençler Birliği'nin gücüyle alakalı. Tabii, hani Gençler Birliği'nin oyuncu kalitesiyle alakalı. Hı. Hani oyunu oynasa da oyunu sonlandırabilir mi? Orada şüphelerim var. Gerçi en son şüphelerim olduğunda Ankara Gücü Galatasaray'ı yenmişti ama hayırlısı olsun diyelim. Şimdi Mesut Özil az önce Esport'ta bizim 2017-2018 sezonundan bir karşılaşmanın tekrar araya da özeti ekrana getirildi. Hı. Mesut'un bu klasik bir golü var. Karşı karşıya kaldığı anda top yerdeyken öyle bir vuruyor ki ayağının içiyle aşırtma kaleci gidiyor. Hani yere vurdurup topu, top oradan sekip kalecinin üstünden gol oluyor. Hani plasa beklerken yerden o vuruşuyla gol attı. Çok golü var Mesut Özil'in, imza golü hatta. Fakat Türkiye'de bunu henüz göremedik. Aklıma da o geldi. Keşke dedim hani Mesut Özil'i izledik. Böyle bir karşı karşıya pozisyon olsa da o imza golünü attığını Türkiye'de de görsek. Gerçekten olağanüstü bir son vuruş. Hani Mesut son vuruşla ön plana çıkan bir oyuncu değil ama o karşı karşıyalardaki o vuruş tekniği
belki bilmeyenler vardır ama açın bir Mesut Özil'in o karşı karşıya gollerine bir bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu an eminim anlatamadım. Gözünüzde de canlanmadı. Yo, ben anladım. Belki golü gördüğüm içindir. Evet, golü yani Mesut'un tabii Premier Lig yorumcusu olarak uzun zamanda takip ediyorsun. Sen aşinasındır ama o golü görünce işte Liverpool maçında mı atmış? 2017-2018'de çok var. O aklıma geldi. Keşke böyle bir gol de Türkiye'de izleyebilseydik diye. Şöyle de finali yapalım. Şimdi az önce biz Ajans Spor'da giymişiz haberi. Aklıma gelmedi sabah. Ne Ronaldo ne Messi. İstanbul'da izleyemeyeceğiz. Messi'yi ben biliyorsun. Senin lanetin o. Evet. Messi'yi bir türlü İstanbul'a getiremedim. Yani her Şampiyonlar Ligi kurasında bir totem. Sürekli takımlarımız Barcelona ile eşleşsin istedim ama bir türlü başaramadık. Bu sezonda hani Başakşehir ile eşleşemedi. En azından İstanbul'da bir final şansı vardı. Onu da daha ilk turda, eleme turunda. Neyse, daha merak etme. Bence bir iki senen daha var. Şimdi gitmesin MLS'e, Arjantin'e falan. Gitmez herhalde. Hani City'ye, Paris Saint Germain'e gidecekse. Arjantin dedin de Cavani gidiyormuş. Ha, evet, babası açıklama yaptı. Arjantin'e. Boca Juniors'a. Evet. Onlar eskiden beri oraya bir böyle gönül bağı varmış. Uruguaylı. Uruguay'da lig biliyorsun şey. Uruguay'da çok küçük bir ülke. Yani Güney Amerika'nın en küçük ülkelerinden bir tanesi. En gelişmiş ama en küçük ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla komşulardaki ligler onları daha çok ilgilendiriyor. Mesela Kolombiyalı oyuncular için de öyle. Hı hı. Hani Brezilya ve Arjantin liginde daha çok görüyorsun onları. Falcao zaten tabii oradan geliyorlar. Geldi. Bu da son derece doğal. Cavani'yi daha önce göreceğiz yani Messi'den. Öyle oralarda gözüküyor. Pek memnun değilmiş. Herhalde Manchester United'la olan sözleşmesi de bitiyor zaten. Sezon sonunda. O da dönecek gibi gözüküyor Güney Amerika'ya. Evet. Ya Cavani'yi hani Türkiye'de izlemişizdir belki, bilmiyorum. Hani sen konuyu oraya Arjantin'den bağladın. Yok, Güney Amerika dedin diye aklıma geldi. Messi'yi bakalım o ne yapacak seneye. Olmazsa öbür sene Avrupa'da devam ettiği müddetçe Messi'yi bir şekilde görmek istiyoruz. Çünkü hala Messi çok iyi. Yani dün attığı golü gören vardır eminim ki. Muazzam bir gol. İşleri yine tek anda böyle değiştirebilecek futbolcu görüntüsünde. Ama takım arkadaşları çok ona uyamadı. Dün Dembele'nin kaçırdığı goller mesela. Doğru. İlk yarıda, ikinci yarıda. Orada işte Barcelona'nın yeni başkanı Messi'nin önüne bir şeyler koyacak. Diyecek ki bak sevgili Messi, böyle 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 yapacağız. Bu oyuncu gelecek, şu oyuncu gidecek. Belki bu teknik adam gidecek, bu teknik adam gelecek. Ardından da Messi ne kadar ikna olacak, bir de ne kadar fedakarlık yapacak, onu göreceğiz. Messi'nin ben İçten içe Barcelona'da kalmak ve kariyerini Barcelona'da bitirmek istediğini tahmin ediyorum. Bunun yanında yeni başkanın bir sözü vardı, hatırla. Gelirlerimizin hani %30'u Messi kaynaklı. Hı hı. O da evet, Barcelona krizde, Barcelona'nın ekonomik olarak bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Messi'nin sözleşmesi çok çok anormal bir sözleşme. Ama işte kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Böyle de bir söz var. Dolayısıyla sen Messi'ye gelirlerinin %10'unu, %15'ini verip %30 kazandığın anda o hala iyi bir sözleşme senin adına. Aynı zamanda dünyanın da en iyi oyuncusu. Sportif performans da sadece işin marketing tarafı değil, sportif performans tarafı da var. O yüzden oralar baya böyle heyecan verici gelişmelere sahne olacak gibi. Transferler, gelecekler, gidecekler. Merakla bekliyoruz Barcelona'nın yeni başkanın icraatlarını. Evet, 9.47 saatlerimiz bugünlük sabah sporunda noktalıyoruz. Herkese teşekkürler. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.